Evet, Son Söz Televizyon yayınına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Sayın İlyas Yılmazer. Kendisiyle her zaman olduğu gibi Türk ve dünya siyasetini değerlendirmeye çalışacağız. Özellikle Türkiye'de öne çıkan gündem maddeleri var. Şimdi hocam ben tabii sizin hem deprem konusunda bir uzmanlığınız var, hem de siyasi konularda uzmanlığınız, deneyiminiz var. O nedenle aslında memnunum bu programa katıldığınız için. En sıcak gündem maddesi şimdi dün gece NATO üyeliği görüşüldü İsveç'in ve maşallah Türkiye'deki siyasi partilerin yani oy oranları yüksek siyasi partilerin hepsi bu konuda çoğu diyelim birleşti ve evet dediler. Şimdi ben şöyle özetlemek istiyorum önce. İsveç'in NATO üyeliğine onay veren partiler AKP, CHP, MHP ve Deva Partisi grupları. Hayır diyenler. TKP'nin dün orada bir eylemi oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde. TKP hayır dedi, İyi Parti hayır dedi, Hüdapar hayır dedi, Saadet Partisi hayır dedi ve Demokrat Parti'den Cemal Enginyurt hayır oyu kullandığını Twitter hesabından paylaşmış zaten. Görüntüsünü paylaşmış Demokrat Parti'den. Şimdi çok ilginç bir tablo var. Tabii İsveç'e bazı şeyler önerdi Türkiye. İşte onlar da bir kanun meclisi çıkardılar bu PKK ile ilgili. Yani bunun soruşturulması ile ilgili ama tam olarak terör örgütü olarak tanımadılar PKK'yı bildiğimiz kadarıyla. Bir de Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili bazı kısıtlamaların kaldırıldığı söyleniyor. Yani çeşitli ülkelerden işte silah satılmaz Kanada'dan vesaire veya alması muhtemel savunma silahları ile ilgili bir anlaşmalar var galiba arka planda. Ama her ne olursa olsun tabii sol olduğunu söyleyen bir partinin bu NATO ile ilgili tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü NATO'nun da bu genişlemesi ve geldiği nokta Soğuk Savaş'tan sonra pek çok ülke tarafından artık bu NATO'nun olmaması gerektiği tartışılırken artık bu farklı bir yöne doğru gidiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani önce NATO'nun tanımına bakmak lazım. NATO ABD tarafından, emperyalist bir ülke tarafından, diğer kapitalist emperyalist ülkeleri de yanına alarak dünyadaki sömürüsünü sürdürebilmek için bir örgüttür. Başkaldıran olursa ezebilmek için bir örgüt. Böyle bir örgütü desteklemek, emperyalizmi desteklemenin ta kendisidir. Hiç bunun daha ötesi berisi yok. Kendisidir. Şimdi anımsayın Irak'ta Amerikan emperyalizmine dedi Saddam'da nükleer silahlar var dedi. Evet. Ve ondan sonra yanlarına kim aldı? İngiltere'yi aldı, Hollanda. Yani bütün kapitalist ülkeler yanına aldı. Şeyi vurdular. Siz söyleyiverin. Irak'ı vurdular. Evet. Irak burada ve ortadan kaldırdılar. Şimdi de paramparça ettiler. Aynen yani 24 ülkenin sınırları değişecek diyordu ya Amerikan Dışişleri Bakanı Gündüz Fener'i. Condoleezza Rice, evet. Onun dediğini işte parça parça gerçekleştirdi. Sonra Suriye'ye geldi. Suriye'de yine bir yalanla, aynı yalanlarla işte kimler yanına aldı Amerika? Amerika'nın amacı neydi? Oradaki petrol yataklarını eline almak. Eline alabilmek için elbette ki oradaki yerli halktan bir kısmını Suriye'den ayırmak. O da ne yaptı? PYD'yi. Peki buna kim yardım etti? Emperyalizmin uşağı olan Erdoğan yönetimi yardım etti. Nasıl yaptı? PKK'lıları şeye geçirirken, siz söyleyiverin. Geçirirken Habur'da neler yaptılar? Habur'da çadır mahkemeleri kurdular. Artık Sayın Öcal demek suç olmayacaktır diye ağlamaktan sorumlu Devlet Bakanı Bülent Arınç barın barın bağırıyor. Kırtlağı yırtılırcasına bağırıyor. Ondan sonra Suriye'ye kimler geldi? NATO'daki bütün ülkeleri getirdi Amerika. Amerika getirdi. Fransa. Senin ne işin var Fransa'ya? Senin İngiltere ne işin var orada ya? Sen yıllar önce Atatürk seni yenmiş ve bu topraklardan kovmuş. Ya. Mustafa Kemal Atatürk, ulu önderimiz seni kovmuş ya. Ha, ne yapmak? Amerika, yani emperyalistlerin başı ve yönlendiricisi olan Amerika, oradaki petrolleri ele geçirmiş. Anımsayın,
Trump'ın dediği lafı, I love petroleum, ben petrolü çok severim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar açık oynuyorlar. Açık söylüyor, evet. O nedenle... Doğru. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı neden bu şekilde oldu? Hem de yeni yönetimle. Bunun gibi pek çok konularda aynı yanlışı yapmaya devam ediyor. Yani oyumuzu vereceğiz. Kerhen vereceğiz. Yani ehveni şer mantığıyla vereceğiz. Ve hatta çalışacağız. Dağ taş çalışacağız. Yurt dışında işlerimi bırakıp gelip dağ taş çalışacağım. CHP İstanbul'u alması, Ankara alması, İzmir'i alması vesaire. Çalışacağız ama kınama hakkımı da kullanıyorum. Girmemesi gerekirdi. Yani madem bir yerlerden korkuyor, girme, meclise girme kardeşim. O gün girme, her neyse. Tabii. Evet. Yani üzülüyorum. Hadi ötekiler belli. Onlar şerefini, onurunu ayaklar altına almayı binlerce kez yaptılar. Binlerce kez. Bu can bu bedende olduğu sürece diye başladı. İsviçre işte bilmem öteki ne dedi Bahçeli. Kandil ve mağaradır İsveç bir mağaradır filan. İşte dedi ve MHP onayladı, evet, MHP özellikle. Emperyalizmin sopasını gösterince kuzu kuzu oldular, evet. Ve kendileri girdiler şimdi. O inlere kendileri girdiler. Ya bunlar bu. Hadi bunlardan ben bir şey beklemiyorum. Yani belli bunlar. CHP'nin kendisini affettirebilmesi için yani binlerce suçu var. Yani Tayyip Erdoğan faşist, dinofaşist, faşist rejimleri bu ülkenin başına bela eden Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal'dır. Yani anlıyorum ama yani artık Baykal yok. Şimdi doğru. Hataları yaptı, bu AKP'nin gelmesini önünü açtı Tayyip Erdoğan'ın. Ama şimdi tek başına, şimdi Baykal'ın şöyle bir tarafı da vardı. Yani mesela o mayınların temizlenmesi olayında epey bir o dönemde direndi. Tabii o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok değerli insanlar da vardı. Bazı şeyleri de vardı. Elle tutulur bir eğitimi, kültürü şeyi de vardı yani hakikaten. Ama şimdi o gittikten sonra partide tamamıyla bir başıboşluk var. Mesela Kılıçdaroğlu döneminde bence çok daha kötü bir noktaya geldi. Yani hiçbir milli unsuru kalmadı partinin. Şüphesiz toptancı, inkarcı değiliz. Mutlaka yani CHP'nin içerisindeki en faşisti bile Bahçeli'den daha iyidir. Yani bunu söyletmeyin bana yani. En faşisti, en gericisi, en yobazı bile CHP. Çünkü bana arkadaşını söyle. Senin kim olduğunu söyleyeyim yani. Sana bana dostunu söyle. Senin kim olduğunu anlayayım ben yani. Anlayayım. Örneğin tabii ki bir etkileşim var. CHP'nin içerisinde son derece Deniz Baykal zamanında son derece değerli Yurtsever, Aydın, Devrimci milletvekilleri vardı. Zannetmeyin ki o karar Baykal'dan çıktı. Hayır. O karar CHP'nin içerisindeki devrimcilerin sayesinde olmuştur. O karar çıkmıştır. Dolayısıyla konuşmayı tabii ki o yapacak. O konuşmayı yaptırabilmesi için de çok uzun süre geçmiştir. Çok büyük mücadele verilmiştir. Ondan sonra da zaten bu konuşmaları yaptıktan sonra bu tavrı, yani bilimsel yönde tavır koyduktan sonra zaten 2010'da indirildi. Peki evet, 2010'da indirildi. Yerine getirilene bakıyorsun. 2004 yılında dünya masum haklarının kanını emen Soros'un Türkiye kuruluşu tespiti. Kurucu üyesi ve 2010'da gelir gelmez kim getirdi buraya? Yine emperyalizm getirdi. Yani daha kullanışlı olduğu için, Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Kılıçdaroğlu gelir gelmez ne dedi? Artık CHP 1930'ların CHP'si olmayacak. Ya bu artık kendisini bu kadar açık, ben emperyalizmin uşağıyım, kelpiyim
diyecek kadar açık bir önerme bu ya. Yani Kılıçdaroğlu evet hocam zaafları, siyasi zaafları olan bir insandı. Siyaseten bunu keşfettiler galiba. Siyaseten zaafları olan bir insandı. Hani gelir gelmez böyle kafasında Cumhuriyet'le bağdaştıramadığı unsurlar olan bir insandı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani gelir gelmez bazı açık etti kendini, bazı böyle kafasındaki hani netleşmemiş Cumhuriyet'le ilgili oturmamış bazı unsurlar vardı. Bunu herhalde keşfettiler ve kullandılar Batılılar. Bir dakika, Soros'un üyesi olması yeterdi, kurucu üyesi olması yeterdi. Bunu keşfetmek için çalışmaya falan gerek yok ki. Ya Soros'un kurucu üyesi olması bir. Yani evet. Arkasından emperyalizm o arada bunu parlattı. Yani televizyonlara çıkardı işte Melih Gökçek'le bilmem ne, İstanbul Belediye evet. Başkanı adaylı falan derken parlatıldı. Baktı ki çok kullanışlı, çok kullanışlı. Onun üzerine 2010'da getirildi. 2010'da getirildikten evet. Sonra ne dedi? Ben oyları aynı kalır yükseltemesem, seçimi kazanamasam giderim dedi değil mi? Ya 20 evet. tane seçim kaybetti ya. 20 tane seçim kaybetti ya. Ve insan da azıcık onur olur. Bakın uşaklarda onur olmaz. Namık Kemal böyle söyledi. Kettir seyidi bir insafa hizmetten zevk kalan. Namık Kemal söyledi bunu. Ben makasla zindana sürüldü. Ama evet, bak, evet. Ama biz onu anıyoruz bunu. Yani evet, şey, evet. Onu da anıyoruz onu. Onu da anıyoruz. Yani şimdi 1930'ların CHP'si Atatürk'ün CHP'si. Açık ne diyor? Ben Atatürk CHP'sine karşıyım. Yıkacağım bunu. Evet, yıkacağım şimdi hocam. Peki yıkacağım diye geldi. Bakın şu anda tarikatların okullarda eğitimin eksilerde, eksi binlerde bakın. Eksi onlarda yüzlerde demiyorum. Eğitim artık eksi binlerde. Bir ülkede eğitim, sanat yoksa o ülke bitmiştir. Artık o ülke sömürgedir. İstedikleri gibi yönlendirilebilir. Dünkü oylamada aynen buydu. İstedikleri gibi yönlendirdiler. Evet, İstedikleri evet, evet. Dolayısıyla ya bu gelir gelmez Deniz Baykal türban açılımı yaptı mı yapmadı mı? Eyüp'te. Ya çarşaf açılımı yaptı. Anladım, türbanı geçtik. Çarşaf anladım, açılımı yaptı. Rozet taktı. Evet. Peki bugün bakın dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde devlet memuru dinsel ögeler taşıyamaz. Dinsel belirteçler taşıyamaz. Dünyanın hiçbir yerinde. Yani düşünün. Diyelim ki ben Şafii'yim. Ben bütün dinlere eşit uzaklıktayım. Yarı çapımda sonsuzdur. Ne olduğumu anlamışsınız. Bütün dinlere ve mezheplere eşit uzaklıktayım. Yarı eşit uzaklıkta olmak demek daire demektir. Dinleri merkeze koyarsın. Yarı çapımda sonsuzdur. Dolayısıyla diyelim ki işte ben filancadanım. Karşımda haç işareti boynunda bir savcı var. Ya ben ona adalet mi bekleyeceğim? Hakim var. Adalet mi bekleyeceğim ben ondan? Devlet evet. memuru var. Gittiğim zaman işimi yapacağını mı sanacaksınız? Şimdi ama geçtiğimiz seçimlerde de hocam şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz Altılı İttifak'ın bazı üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise girdi ve ilk kez bir türbanlı kadın Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı yapıldı. Yani daha sonra kendi partisine geçse bile sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem o girdi hem FETÖ'cü Sadullah Ergin'i buradan aday yaptılar. Yani böyle korkunç hatalar yapıldı. Şimdi geldik yeni yönetim. Bu yeni yönetim de o dönem oradaydı zaten ve bunlara itiraz etmediler. Ancak yeni yönetim de NATO'ya onay verdi. Şimdi dolayısıyla bu tuhaf bir durum. Yani meclise evet. bence girmeseydi de onay vermiş olacaktı NATO'ya. Çünkü çoğunluk AKP, MHP sıralarına evet. kalacaktı. Şimdi çok tuhaf bir durum var hakikaten ortada. Dolayısıyla biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sanki kaybetmiş gibiyiz. Çünkü NATO dediğiniz şey Türkiye'nin lehine hiçbir şey yapmadığı gibi Türkiye'nin aleyhine iş yapan ülkeleri de NATO'ya aldılar yani. Her zaman kullanır. Her zaman kullanacak. Kullandılar. Bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Yani yürekler acısı bir olay. Yani şeyi yani binlerce örnek verebiliyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun bunu ayakta tuttuğunu yani şeyi Tayyip Erdoğan ve şurasını ve cuntasını yönetimde tutan deminden söyledi, baştan söylediğim gibi getiren de CHP'dir, tutan da yine CHP'dir. Tutan da yine CHP'dir. Evet, evet, evet. Dünkü eylemlerinde kınıyoruz.
Buna karşın ehveni şer mantığını yine kullanacağız. İstanbul'u kaybetmemesiniz gerekir. Evet. Bunlar geldiği zaman İstanbul Boğaz kanalını, İstanbul kanalını, kanal İstanbul değil, İstanbul kanalı, İngilizcesi... Projenin adı öyleydi. Hayır, İngilizcesi... İngilizcesi tabii, İngilizcesi de o şekilde, doğru ama... İstanbul'a bir de çevirdiler, çevirdiler. Evet. Halbuki İstanbul kanalı olacak onun adı, İstanbul kanalı. Şimdi dolayısıyla yani bu projenin de emperyalistler tarafından hazırlandığı apaçık ortada. Montre'ye karşı bir projeydi o da. Kanal İstanbul projesi veya İstanbul kanalı Montre'ye karşıydı. Bu da dile getirilmişti. Evet. Bu asla ticaret gemilerinin falan oradan geçmesi öyle bir şey söz konusu bile değil. Hiç söz konusu bile değil. Çünkü yapamazlar. Çünkü üzerinden geçen 20 tane yol varsa 20 tane yolu 76 metre yukarı kaldırmak zorundasın. Deniz kodu kanal kodu. Şimdi oraya ben ayrıntılarına geleceğim oranın da şunu ben oradan girmek istiyorum hemen madem söz buraya geldi. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Doğru. Yerel seçime önemli bir gündem maddesi. İstanbul Kanalı veya Kanal İstanbul projesi olarak bilinen bir proje vardı. Ancak Tayyip Erdoğan bu projeyi biraz da ekonomik sıkıntıdan erteledi. Yoksa Montre'yi delerek Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atacak bir projeydi o. Ama tabii şu anda yerel seçimlere gidiyoruz. Şimdi bu tip güvenlik riskleri de var. Buna rağmen siz hani destekleyeceğiz diyorsunuz ama bu tarafa baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu ortada. Yani bunlar da bir işte NATO ile mesela bazı şeylerin örneklerini verdiler. Ama bu projeye karşılardı. Şimdi hem o projeyi sizden bir alalım, onun ayrıntılarını, hem de hakikaten güvenilir mi Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda? Yok. Yani bu proje ticaret gemilerinin de oradan geçeceği lafları falan tamamen yalan. Tamamen yalan. Çünkü o kadar yalan ki hiçbir standardı ticaret gemilerinin geçişine izin vermiyor. Yaptıkları reklamlarına bakıyorsunuz 3-5 metre yüksekliğinde köprüler var. Karşıya geçiyorsun falan. Köprüler geçiyorsun. Ya minimum 76 metre olması gerekiyor. Minimum 76 metre açıklık olması lazım. Bu ne demek biliyor musunuz Ayşe Hanım? 4 tane de metro ve demir yolu geçiyor. Hızlı tren de geçiyor. Ve bunlar ta şeyden Marmara Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'ndan alttan geçiyor ya Anadolu yolu filan. Evet, oradan evet. Sonra yükselmeye başlayacak. Köprüler yani 10 kilometre yükselerek gelecek. Ondan sonra 76'ya ulaşacak. Şimdi standartları var. Bunları değiştiremezsin. Anladım. Standart var. Tabii yani kilometre ancak 18 metre yükseltebiliyorsun. Ondan sonra geleceksin tekrar ineceksin. Hayır, hocam ben size mantık olarak bir şey sormak istiyorum. Şimdi İstanbul'da köprü var. İki tane köprü var. Ve bu köprüler niçin yapıldı? Karaları birbirine bağlamak için, işte trafiği azaltmak için vesaire yapıldılar. Şimdi mantık olarak Boğaz var diye köprü yapılıp karayolları bağlanmaya çalışılıyor. Oysa burada bir kara var. Karayı kanal yapıyor. Tekrar parçalıyor ve tekrar üzerine köprü yapacak. Şimdi bu mantıklı bir şey mi? Yani, deli işi bir şey değil mi acaba? Köprüler yapacak. 20-30 tane. Yani var olan karayı parçalıyor, köprü yapıyor. Öteki tarafta karaları birleştirmeye çalışıyor. Bir köprü yapıyor. Bu ne biçim bir şey yani mantık? Başka bir olay söyleyeyim. Şeyin genişliğini önce 120 metre dediler. Sonra işte 140 dediler. 170 vesaire böyle. Halbuki minimum 400 metre olması gerekiyor. Minimum 400 metre. 400 metreden 1 metre aşağı indiği zaman remorkör kullanması gerekiyor. Yani O da olmuyor yani. Onunla çekecek. Başka şansı yok. Yapamayacak bir şey o zaman. Bunları yapamayacak bir şey. Şey söylediniz demin parası yok. Hayır. Burayı para için yapıyor. Burayı satabilmek için yapıyor. Buraya anladım. Gelmek. Ya herkes dikkati başka yere çekti. Montre'yi delmek için değil. Kardeşim daha işe başlamadan, Bismillah demeden Katarlılar almadı mı Boğaz'ın yeni yapılacak yeni İstanbul Belediyesi çıkarmadı mı bunları ortaya? Dolayısıyla bunun amacı Boğaz'da hiçbir tarihi eser bırakmadılar bunlar. Yalıp bırakmadılar. Hepsini birer birer konak bırakmadılar. Hepsini birer birer sattılar. Ve taraftarlarına verdiler.
Şimdi İstanbul gerçekten çok güzel. İki denizin arasında olağanüstü bir yer. Yani ona Akdeniz ve şey arası diyebilirsiniz, Karadeniz arası diyebilirsiniz, Marmara atlarsanız. Dolayısıyla bu kadar güzel, önemli, iklim son derece önemli olan bir yerde, onun için zaten 10.000 yıl öncesinde tarih olmuş burası. Burası çok değerli. O açıdan bu şeyi İstanbul'un sularını da yok ederek, doğasını da yok ederek, yağmur rejimini de yok ederek, yağmur rejimini, bu yeni açılacak kanal yağmur rejimini yok edecektir. Çünkü bugünkü İstanbul Boğazı Z şeklindedir. Açılması öyle, şey açısından, tektonik açıdan, yani jeolojik tektonik, Z şeklindedir. Yeni yapılan Z diye yapmıyorsun. Yeni yapılan doğrusal yapıyorsun. Yaklaşık doğrusal yaptığınız için yüksek basınç neredeyse, ister Marmara'da ister Karadeniz'de, hep orayı seçecek. Yani alçak yere geçebilmek için en kısa yeri seçer. En kısa yolu. Öyle olunca da Belgrad ormanlarına doğru yükselemeyince yağış yağmaz. İstanbul'un yağmasının nedeni Belgrad ormanları sırtıdır. Belgrad ormanları sırtıdır. Zaten yok ettiler. İşte kanalla yok ettiler. Şeyle yok ettiler, havalanıyla. Yani böyle bir katliam yok. Bu ülke böyle bir katliam yaşamadı. Böyle bir katliam yaşamadı. Ve eğer İstanbul Marmara Denizi'ndeki bir deprem yağışlı dönemde olursa, yani Ocak'tan Haziran'a kadar olan dönemde olursa, o havaalanının denize indiğini, Karadeniz'e indiğini herkes görecek. Havaalanı kayacak yani diyorsunuz. Sizin önünüz yeteceğinden garanti veririm. Ben görmeyebilirim ama bunu kayıtlara geçsin. Gidecektir. Çünkü o kömürlü birimlerin arasında kil taşı var. Kil taşı artık kil minerali içerdiği için gres yağı gibidir. Gres yağı gibidir. Dolayısıyla sallanma sırasında eğimli olduğu için Karadeniz'e doğru, ilk sallanmada 5 santim gider, ikinci sallanmada 8, artık iyice kayganlaşır, yallah der, iner. Yani Tayyip'in yaptığı İstanbul Havalimanı Karadeniz'e kayabilir diyorsunuz deprem ve yağışın etkisiyle. Bakın bunun başka bir örneğini söyleyeyim. Marmara Denizi'ne olan avcılar kısmını vereyim. Avcılar kısmını vereyim. Canım halkım, bu arada anımsayın. Avcılar dediğiniz yerin eski adları size oranın bir tarım alanı olduğunu. Aslını sorarsan hemen altı kaya, biliyor musunuz oranın? Ama deprem alanı aslında, evet. Ama kayanın içerisinde kil minerali katmanları var. Bak, kil minerali. Kil minerali katmanları suyu gördüğünde hemen şişerler. Simektit grubu ki hemen şişerler. Şiştikten sonra inanır mısınız? Suyun, su gibi direnci yoktur. Yok olur. Ondan sonra kaymaya başlar. Şimdi Kocaeli depremi düşün, 130-150 kilometre uzakta olan Kocaeli depremi avcılara kadar hiçbir yeri yıkmadı. İstanbul tarafında da yıkmadı. Yani Kilyos tarafında da yıkmadı. Evet. Bak bir dakika, yıkmadı. Ama Kilyos tarafında büyük hasar verdi. Niye hasar verdi biliyor musunuz? İşte o tabakaların Karadeniz'e doğru. Tabii Karadeniz'e doğru. O demirci köye bakın. Demirci köye bakın. Kömürlü birimlerin üzerindedir. Kömürlü birimlerin üzerinde. O kömürlü birimlerin üzerinde. Oradan da Zekeriya köye gel. Yani o kaya zaten bu birimler çoğu yerde heyelanlarını yaratmış. Bu heyelanların üzerine kurulan yerler gidecek. Bunu daha niye gitmedi peki daha fazla o tarafta, İstanbul tarafında şey olmadı? Çok basit. Deprem 17 Ağustos'ta oldu. 17 Ağustos kurak dönemdir. Ha, kurak dönem. Yani tabii, yağışlı bir dönem olsa kil tarakası şişecek. O sırada bir deprem olursa bu kuzey ormanlarının o biçilerek yapılan işte İstanbul Havalimanı, Kilyos vesaire daha beter bir hale gelecek. Hayır, inecek aşağıya havalanı. Bu kadar basit. Yani son derece açık. Son derece açık. Şimdi doğası gereği çamlar, ağaçlar, şunlar, bunlar, köprü, onlar tutuyordu. Şimdi tutacak bir şey kalmadı ki. Şimdi açık önü. Açık önü. O açıdan bunu
yağışlı dönem için inanır mısınız depremin yağışlı dönem dışında da olması durumunda da havalanı inebilir. Ama orada iddia etmiyorum. Bak yine inebilir. Yani 7,6 büyüklüğünde ve üstündeki bir depremde yazın da inebilir. Yani çamurun kerpiç olduğu dönemde de inebilir. 7,6'nın üstü olursa. Tabii çünkü betonla kapladıkları için geçirimsizleştirildi. Anlatabildim mi? Çevreden gelen su orlaşmayla kaybolmuyor. İşte onun için İstanbul... Yani yer altına iniyor su ve o kil tabakasını şişiriyor. Şişiriyor. Buharlaşmadığı için. Yanlardan da geliyor. Ama oradan doğru buharlaşması olmuyor. Dolayısıyla yani bunların katliamı bir iki değil. Bana şimdi niye CHP'yi o zaman destekliyorsun? Ya kardeşim. Ya başka seçeneği yok. Mecburen evet. Ya sosyalist partilerin seçilebilme şansı yok. Hepsi de ayrı gruplara ayrılmışlar. Evet evet. Yani eğer birleşseler var ya CHP'nin yarısı boşalır oraya gider. CHP'nin yarısı boşalır. Okey, doğru söylüyorsunuz. Size katılıyorum. Biz de çoğu zaman mecburiyetten verdik. Ben de aslında sol sosyalist zihniyete yakın bir insanım. Tabii Atatürkçülüğümü en üste koyarım ama o zihniyete yakınım. Yani ben hakikaten birleşseler pek çok noktada oy veririm. Kazanabileceklerini gördüğüm noktalarda ne bileyim bir belediye başkan adayı olsa oy verebilirim yani. Sosyalist bir belediye başkan adayı olsa. Yani kendi bölgemde. Paşaoğlu şeyde Kadıköy'de koyuyor diyor. Kadıköy'de. Yani bu Tayyip Erdoğan RT'ye biliyorsunuz Kadıköy'ün sınırlarıyla oynadı. Niye oynadı Kadıköy'ün sınırlarıyla? Acaba işte Ümraniye şunlar bunlar da orada alabilir miyim? Yani oyun, sen bu durumda Kadıköy'den aday koyarsan kardeşim veremem sana ya. Aslını sorsan normal koşullarda sana vermem gerekir. Ama veremem kardeşim. Gitmemesi. Niye? Beterin de beteri var diye bir olay var. Yani oraya AKP'nin gelmesi durumunda yani ya İstanbul'un sonu demektir ya. Evet. Sonu demektir. Sonu, yani hiç olmazsa bunlar Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları o şey yapmıyor. Yani şu an itibariyle diyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun veya işte Mansur Yavaş'ın Ankara'da, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. İzmir adayı da gene çok iyiydi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de iyiydi. Yani dürüst güvenilir insanlardı bunlar. Tabii şimdi İzmir'deki şeyi bilmiyorum atmosferi ama. Yani Kadıköy'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gürsel Tekin'i koyacağı söyleniyordu. Bilmiyorum bu Mehmet Maçoğlu da şimdi aday oradan ama. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten hocam çok iyi adaylar çıkarması lazım. Bu nedir yani 50 sene 60 sene 100 sene aynı isimlere mi aday yapacaklar? Ya böyle bir şey olmaz yani. İnsanlar büyük ihtimal örnek veriyorum yani Kadıköy'de Maçoğlu'nun adaylığı noktasında Mehmet Maçoğlu'na oradaki sol kesim kayacaktır yani. Başka yani, isim mi yok ya? Yani çok değerli insanlar var. Çok değerli insanlar. Bunların bazılarını değerlendiriyorlar. Çünkü yerel seçimlerde adaylar çok önemli. Şüphesiz adaylar çok önemli. Yani şeyin elinde aslını sorarsanız CHP'nin bugünkü yönetiminin elinde. Bugünkü yönetimi elbette ki bir Baykal yönetiminden Kılıçdaroğlu yönetiminden binlerce kat iyi. Binlerce kat güzel işler yapıyorlar. Ama benim için yaptıkları topluyorum. 0+0 elde 0. Benim için. Hiçbir anlamı yok. Neden? Havanda su dövülüyor. Ve büyük kaynaklar gösteriyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, koşuyorlar, ediyorlar filan. Kardeşim sonucu belli ya. Geçen Veli Baba'ya. Vallahi çok seviyorum ve üzülüyorum ya. Üzülüyorum. O şey bütçe görüşmelerinde karşısında konuştuğu kişi, adını söylemeyeyim, tam bir odun. Duvar gibi. O söylüyor böyle mal gibi bakıyor ya. Bakıyor ve yırtılıyor. Peki niye yırtılıyorsun kardeşim? Bunun sonunda oylamaya geçince faşist ve dino-faşist partilerin oylarıyla bütçe geçecekti. Bunu görmek zor bir şey miydi? Ha, yapman gereken bir şey var.
seçim öncesinde yine Ayşe Hanım'la birlikte yaptığımız programı da gönderdik. De ki kardeşim, 5 Kasım haftasında ilk işimiz dünya kamuoyuna bir açıklama yaparak ülkemizdeki faşist ve dinofaşist yönetimlere son verebilme şansın var. Bunu söyleyecektin. Neydi bu? Bakın, Ayşe Hanım şu anda, yani siz de başta olmak üzere pek çok araştırmacı, yazar, iletişimci, bunların ayrı ayrı kitaplar halinde, gazetelerinde, dergilerde birçok şeyleri yazdılar. Yani evet. Son açımdan işte barışlar derken Terkoğlu, Pehlivan, Barış Yarkadaş vesaire. Yani bir sürü insanlar Tayyip Erdoğan'ın bir darbeyle geldiği ve iktidarını da darbeyle yürüttüğünü belgelediler. Açık, çok açık belgeler. İşte birinci belgesi dedi, Baykal zamanında şiir okudu diye halklandırıldı, ceza aldı dedi. Öyle bir şey yok. Şiir okudu diye değil. Aldığı ceza, 312 dosya nonsuna baktığınız zaman kalpazanlık, yürü, işlemek, zimmetine mal geçirmek, resmi evraklarda sahtekarlık oynamak, bunu mu aldı? Böyle... Şimdi ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi dile getirmezse zaten Tayyip Erdoğan hiç oralı olmuyor. Yani ama bunu buradan girmiyorlar olaya hocam. Şimdi abi, buradan girmiyorlar. İşte üçüncü defa aday olamazdı. Oradan da girmiyorlar. Yani hiçbir hukuki şeyden girmiyorlar. Girmesi için bilmiyor diye onları suçlayamayız ki. Bunu ortaya koyacak olan sizler koyuyorsunuz. Parti de bunu kullanması gerekir. Baykal bunu kullanmadı. Çünkü canım halkım, bu suçlardan bir gün bile suç alan bir insan, ceza giyen, bir gün ceza giyen insan devletteki kümese bekçi seçimine katılamaz. Ya seçilme hakkı gidiyor ortadan. Seçilme hakkı ortadan gidiyor. Ve o günkü Yüksek Mahkeme başkanları bunları bütün gazetelerde manşetlerden verdiler. Verdiler ama Baykal ne dedi? Şiir okuduğu için insan dedi şey yapamaz. Ondan sonra Siirt'ten CHP milletvekilini de istifa ettirerekten Hocam şimdi bunları çok konuştuk. Bunları defalarca söyledik. Ama şu buradan yetişeceğim. Bakın. Evet. Çünkü yani başından beri söylediğimiz olayı tekrar etmek zorundayız. Çünkü su kayayı oyar, bu suyun sertliğinden değil, sabırla, inatla akışını sürdürmesindendir. Biz bunu inatla, sabırla devam edeceğiz bunları uyarmaya. Uyarmaya devam edeceğiz. Bir gün uyanabilirler veyahut da tabanı bunları zorlayabilir. Ne yapacaklar? Bir, şunu demeleri gerekiyor. Tayyip Erdoğan'ın darbelerinin anatomisi diye bir kitap. Acele ama bakın bu 15 günde yazılabilecek. Hayır, 15 günde yazılabilecek bir kitap. Kimleri alacaksın? Genel merkezi ayıracaksın bu insanlara. Misafirhanelerini vereceksin. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Diyarbakır'dan neredeyse bu insanları bu geçmişte bu konularda araştırma yapıp zaten belgeleri sunmuş olan insanları getireceksin. Yeniden kaynak göstererek yerini, zamanını, öznesini koyarak yaptığı darbeleri kitap haline çevireceksin. Hocam yapamaz. Bakın Ergün Poyraz en uzun hapiste yatan insandı Ergenekon davasında. Cumhuriyet Halk Partisi, biz ilk buradan otobüs kaldırıyorduk. O zaman İşçi Partisi'nin otobüsleriyle gidiyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç sesini çıkarmadı 2013'e kadar. 2013'ten sonra gitti oraya, partilileriyle eylem yapıldı. O zamana kadar ben Pendik'ten otobüs kaldırıyordu. İşçi Partisi'nin otobüslerine biniyorduk biz. O zaman oradan gidiyordum. Oraya da gidiyordum. Ve hep beraber Silivri'ye gidiyorduk. Buradan defalarca otobüs kaldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüs kaldırılmadığı için bazı Cumhuriyet Halk Partililerin belediye meclis üyeleri bizim otobüse bindiler gittiler. Otobüs bile kaldırılmadı. Açıktan destek olunmadı. Yani davaların sonucunu bekleyin falan. Gene millet ne verdiye sustu.
sonradan çok geç şey yapıldı ve Ergin Poyraz biliyorsunuz o dönem sahip çıkmayan insanlar bugün bu yazarlara Soner Yalçın vesaire ne kadar sahip çıkabilirler? Yani böyle bir yer ayıracaklarını ben tahmin etmiyorum. Aynı insanlar bugün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimde. Ayşe Hanım, bakın biz tarihe not düşüyoruz. Eğer özgür özel yönetimi kalkıp sarhoştum, aydın, ben bu işten caydım, artık yurtsever, devrimci bir ekip olarak yurtsever. Bak, aksi takdirde faşistsin, faşisti sen destekliyorsan faşistsin kardeşim, daha ötesi birisi yok yani. Ama cayabildiğin yani geçmişten öz eleştirini yapmak insana yakışan bir olaydır. Öz eleştiri. Öz eleştirilerini yapabilirler. Biz onları geçmişteki hataları için eleştirmeyiz. Onları düşer zaten tarih not düşmüş. Ama gerçekten geçmişteki olay şey için, geçmişi için onları eleştirmeyiz. Bugün yapması gerekenler, yani yurtsever bir partinin yapması gerekenleri söylüyoruz. Bunu yaparlarsa ben size şunu söyleyeyim. Ecevit böyle biliyor musun? Ecevit Erzincan'da otobüsleri taşlandığında, Diyarbakır'da taşlandığında ve her yerde taşlandığında bunları hepsini kasete çeviriyor. Ama o Ecevit'ti. Bunlar Ecevit değil hocam. Burada Ecevit tarzı çapında bir adam da yok. O Ecevit'ti. Şunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum size. Bunlar devrimci olarak geldiler değil mi? Göya devrim yaptılar kurultayda. Yani onların kafasından şey yapalım. Yani bir yönetimi değiştirdiler. Doğru, bu önemli bir şeydi. En azından onu yapabildiler. Ona katılıyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu yönetiminin gitmesi gerekiyordu. Tabii bunların da ama bir bölümü içinde olduğu için uzantıları devam ediyor. Şöyle. Mesela son geçen Tele1'de izliyorum ben bunları bir programda gene. İşte hepsi şeyden bahsediyor. Şu aday gösterilir mi? Bakalım şu yönetim ne karar alacak? Kime? Bakın hiç kimse ön seçimden bahsetmiyor. O programın yöneticileri de ön seçimden bahsetmiyor. Herkes kime aday gösterecek, hangisi daha iyi olur diye bunun üzerine bir konuşma yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi de orada. Diğerlerinin temsilcisi de orada. Ya bir kişi bile demiyor ki, yahu niye ön seçim yapılmıyor? Hani demokrasi? Bunlar niye atamayla belirleniyor? Yönetim kimi aday belirleyecek şeklinde bir konuşmalar geçiyor. Bütün siyasi partilerde. Hani demokrasi? Nerede ön seçim? Ayça Hanım, katılıyorum size ama bakın yapması gereken, yani şu açıklamayı dünya kamuoyuna yaparsa, bakın yaylalarımız, ovalarımız, yollarımız, köprülerimiz, limanlarımız satılıyor, hala satılıyor. Bütün Cumhuriyet'in kazanımları, 100 yıllık kazanımları birer birer elden çıkarılıyor. Çıkarıldı ve çıkarılıyor. Yani hiç olmazsa bunu durdurabilmek için başka yapmaları gereken dedikleriniz hepsi doğru. Altına gözü yumruk imza atıyorum. Ama bakın şu anahtar bir olay. Hocam pardon, kameranızı biraz sağınıza doğru çevirebilir misiniz? Kameranızı sağ tarafınıza doğru çevirebilir misiniz? Tamam hocam. Yani şunu demesi gerekiyor. Diyor ki, diyecek ki dünya kamuoyuna, bunu 1000 defa söyleyeceğiz, 100.000 defa söyleriz. Tayyip Erdoğan, yani anayasayı çiğnemenin ve yasaları çiğnemenin, çiğneyerek devlet ele geçirmenin adı darbedir. Tekrar söyleyeyim, tanımını yapayım, darbenin tanımını. Anayasayı ve yasaları çiğneyerek devleti ele geçirmenin, yani yasama yargı yürütme yetkilerini ele geçirmenin adı darbedir. Şimdi binlerce darbesinden bir tanesini söylesin diyorum. Bakın başka bir şey söylemesine gerek yok. Diyecek ki, çünkü yeni bir yönetim, geçmiş yönetimin suçunu alamaz. Yani onu o günkü orada olmaları nedeniyle suçlamayalım. Gerek yok. İşimize bakalım. Özgür Özel ekibi hala bunu söylemesi bir mihenk taşıdır, milestone'dur, dönüm noktasıdır. Şunu söyleyecek. Dünya kamuoyuna Recep Tayyip Erdoğan 1982'de kurulan fakülteden
81'de mezun oldum diye sahte bir diplomayla devleti darbe yaparak ele geçirmiştir. Birinci cümle bir tane. Dolayısıyla altına imza atacağı ulusal, uluslararası hiçbir proje geçerli değildir. Ya bunu dediği zaman olay bitecek ya. Peki demiyor ve büyük ihtimalle de demeyecek. Şimdi geçmişle ilgili yargılamayalım tamam ama o zaman yeni bir şeyler yapması lazım. NATO'ya da evet dediler. Şimdi onu demediği gibi NATO'ya da evet diyor. O zaman ben de bir fark göremiyorum derim. Ya ben de görmüyorum ama yani şunu söyleyeyim. Yani şu anda bu yerel seçimlerde Erdoğan'ın elinden alınması lazım. Bahçeli yani bunlar işte. Yerel seçimler ayrı tabii ki. Yerel seçimler ayrı bir olay. Tamam. Ya alınması için başka bir seçeneğimiz yok şu anda. Ayaklarımız yere bassın. Anlatabildim mi? Başka bir seçeneğimiz yok. Başka bir seçeneğimiz yok. Yerel seçimler ayrı bir konu. Evet. Yerel seçimler doğru. Evet. AKP'ye kaptırılmamalı. O ayrı bir şey hocam. Ama ben yönetim olarak söylüyorum. Bu konuşmalarımız hiç duymayan CHP'li dostlarımıza da ulaşıyor. Bunları duymayan. Yani Baykal'ın oynadığı oyunu, Kılıçdaroğlu'nun oyunu duymayanlar var. Konuştuğun zaman hakikaten böyle mi dedi, belgeyi sunuyorum. Belgeyi sununca inanamıyor ya. Ne demek ya, ben Atatürk'ün CHP'si değilim, olmayacağım diyor ya. 1930'ların CHP'si değilim, yok Atatürk'ün CHP'si olmayacağım demektir. Ya bir bakıyorsunuz dünyada, yani dünyada yönetimle biçimi ne olursa olsun, hepsini bakıyorsunuz dünyada. Sanayide yani kalkınmada diyelim, kalkınmada, bilimde, sanatta en yüksek ivmeyi tutturan ülke Türkiye. Bir de kalkmış orada. Atatürk döneminde evet. Tabii Atatürk yani orada bitiriyor. Arkasında ne diyor? Bütün lafları. Geçen Özgür Özel de bir defa ağzından kaçırdı. Yahu bu emperyalizm şunu söyledi. Cumhuriyeti Atatürk kurdu. Biz onu demokrasiyle taşlandıracağız. Yani diktatörlük var orada. Demokrasi. Evet, sanki diktatörlük var da biz demokrasi getireceğiz. Zihinsel özürlü uşak. Zihinsel özürlü uşak. 61 anayasasıyla senato geldiğinde yüksek öğretim, yani 4 yıllık fakülte mezunu olma zorunluluğu geldi. Ya kardeşim, sürekli CHP'nin elinde kaldı senato ya. Adalet Partililer bile Demirel'i dinlemeyip Demirel'i çıldırttılar. Sabri Çağlayan'ı çıldırttılar. Senatörleri CHP ile ortak oy kullandılar. Çünkü onlarda biat yoktur. Onlarda biat yoktur. Yani Cumhuriyet bilim insanı yetiştirildi. 61 anayasasını yapan 1930'da gönderen Hıfzı Veli Belleoğlu'dur. İlk ordinarius profesörümüzdür. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Yani ne demek demokrasiye taşlandıracağız ya? Ya böyle ya Hasan Ali Yücel'den daha büyük eğitimci mi gelecek doğru ya? İsmail Hakkı Tonguç'tan dilleri bilen insandan daha bir iyisi mi gelecekti? Ya Cumhuriyet'ten önce demokrasi mi varmış? Osmanlı Devleti zamanında demokrasi mi varmış Cumhuriyet'ten önce? Vatandaş kuldu, birey bile değildi. Demokrasi mi vardı Cumhuriyet'ten önce? Yani, ne kadar vardı? Işte, 30 sene meclisi askıya aldı Abdülhamit. Bu Ayşe Hanım, bu kaleyi içeriden zapt etmektir. Emperyalizm bunu yaptı. Emperyalizm, Atatürk sevgisinin %100 olan bir parti var o dönemde. %100 olan bir parti var, o da CHP. Atatürk sevgisi. O zaman CHP içeriden yıkmak, Deniz Baykal'ı kullandı. Arkasından Kılıçdaroğlu yiğitçe, belki yiğitsini kaldırabilirsiniz. Şunu söyledi. Dedi ki artık CHP 1930'da. Geldi gün ya. 1930'dan CHP'si olmayacak. İçindekini dışa vurdu. Evet. Cumhuriyeti artık demokrasiyle taşlandıracağız. Ondan sonra ne yaptı? Gitti türban açılı yaptı. Türban açılımı yaptı. Tabii. Yok. Devrimciler. Ya demokrasi işte, olmasa kendisi genel başkan olabilir miydi CHP'den? Yani Kılıçdaroğlu demokrasi olmasa Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kılıçdaroğlu gibi bir insan hocam genel başkan olabilir miydi? Demokrasi olmasaydı, Atatürk getirmeseydi Cumhuriyeti. Ya tabii yani hiçbirisi olamazdı. Yani rahmetli genç demişti ya. Kamer demiş, Genç.
dedi yani ne kadar yürekli de bir insandı. Ya sen dedi eğer Atatürk olmasaydın sen filanca bilmem kimin arkasındaki dördüncü hanım olarak yürüyecektin dedi ya. Tabii. Ona da kızdılar ama doğruyu söyledi. Evet. Yani Atatürk ya biz her şeyimiz Atatürk'e borçlu. Ya bunu İngilizler söylüyor ya. Onlar bile biliyor yani. Her şeyini Atatürk'e borçlu. Ya başka şansı yok. Her şeyini. Ya düşünün savaştığı ülke, yendiği ülke olan Belarus Nobel ödülüne aday gösterdi. Aday gösterdi. Ya aday gösterdi Atatürk'ü ya. Ya Atatürk'ün Kuzey'e gidiyorsun, Çin'e gidiyorsun. Atatürk'ün büstleriyle karşılaşıyorsun ya. Ve kitaplarında Atatürk okutuluyor. Atatürk deyimleri okutuluyor ya. Yani hocam Atatürk demokrasinin şöyle temellerini atmıştır. Nasıl atmıştır? Vatandaşa birey olma hakkını sağlamıştır. Kadınlara seçme seçilme hakkı için mücadele vermiştir. Ve bunu yasalara getirmiştir. Medeni kanunu çıkartmıştır. Bu bir temeldir. Siz bunu tamam tabii ki günümüzün koşullarına göre geliştirin demek ayrı bir şey. Ama o zaman sanki demokrasi, ya demokrasinin temelini atan aslında Atatürk'tür bunları yaparak. Ya, yani onların dediği yani, yanlış anlaşılıyor. Yani geliştirelim bunu tamam günümüzün koşullarına göre. Çünkü o dönemde Atatürk döneminde dünyada da demokratik kurallar bu kadar oturmamıştı zaten. Kadın hakları pek çok ülkede yoktu. Atatürk sayesinde getirildi. Yani bunu söylemek yerine yanlış anlaşılacak açıklamalar yapıyorlar yani. Ya lütfen yani demokrasi sandık falan demek değildir ya. Değildir. Demokrasi, tabii, o da değildir. Ya kim oy kullanıyor? Kimler aday? Buna bakacaksın. Yani şimdi partilerin bir başkanı ya da 3-5 kişi Türkiye'nin her tarafından gelecek adayları belirliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu demokrasi midir ya? Evet demokrasi şu anda hep öyle ama. Şu anda bütün partiler öyle. Kılıçdaroğlu bütün il başkanlarını kendisi seçmedi miydi? Kendisi seçti. Yüzde yüzünü alacağım diye baktıydı. O kadar emindi ki. Evet. Hocam valla orada siz iyi tahmin ettiniz. Götürdüler Kılıçdaroğlu'nu yani. Siz iyi bir tahmin yaptınız. Ben hiç ummuyordum Kılıçdaroğlu'nun gideceğini. Yani siz iyi bir tahmin yaptınız. Çünkü 1972-73'ü iliklerine kadar yaşayan insanım ben. Yani orada İnönü'nün aynı şeyi yapıp da Ecevit'in büyük coşkularla karşılanması ondan sonra şeyde çekildi adaylıktan. Yani İnönü baktı ki kaybedecek. Kılıçdaroğlu o yiğitliği yapamadı. Çekilecektin kardeşim ya. Çekilecektin. Her neyse. Yani şimdi Özgür Özel'in işte hala işte Baykal'a şuna buna böyle büyük saygı vesaire gösteriyor olması, işte gidip yanına bilmem ne yapıyor olması. Ben bunlara kızmıyorum. Belki olabilir. Yani neden olabilir? Yani onu seven, bilmeden o yaptıkları, şimdi bu konuştuklarımızı bilmeyen o kadar çok CHP'li var ki. Dolayısıyla bilseler hiçbir sonun arkasına gitmez. Ama bilmedikleri için kolayca gidebiliyorlar. Şimdi onları da küstürmemek adına Kılıçdaroğlu'yla böyle bir yakın ilişki kuruyor olabilir ve bunu ben normal karşılıyorum. Tabii ki ne olursa olsun eski bir genel başkan olarak parti içinde o saygı genelde gösterilir. Gelenek öyledir. Yadırgamıyorum. Yani. Ama onun yaptıklarını yapmak gibi bir olay. Bak ya geçen ne oldu? Buradan da gösterdik. Kim isterse de görebilir. İstanbul'da yeni atanan savcılar diye bir şey çıktı, hakimler diye çıktı. Evet. Olayı Türman, bilmem ne. Kardeşim, ben veyahut da bu ülkede Hristiyan da var, Musevi de var, Alevi de var, Şafi de, Maliki veya sekülerler var benim gibi, bizim gibi. Bu insanlar oraya gidip bir dini temsilcisi olan, dini sembolü gösteren, İster burasında haç işareti var, isterse başında takke var Yahudiler gibi, isterse sarık var, sakal var veyahut da şey var. Türban var. Yahu böyle bir yer. Dini semboller taşınamaz yani yargıda, evet. Laikliğe, bakın bu bir darbedir biliyor musunuz? Bu atama bir darbedir. Yasaları çiğnemiştir. 1925'te tarikatlar yasası çiğnemiştir. Bu kadar basit. Bu kadar
kadar basit. Yani siyasi sembollerin taşınmaması lazım. Yargıda özellikle yani hiçbir bence hiçbir devlet kurumunda olmaması lazım. Çünkü ya, o zaman değişik dini görüşler de der ki ben de taşırım siyasi sembolümü. O da der yani. Aynı şey akşam Halk TV'de İtalya'da Ata Parti Genel Başkanı Sayın Namık Kemal Zeybek vardı. Namık Kemal Zeybek, evet. Olağanüstü güzel konuştu. Ve parti programını olağanüstü açıkladı. Yani devrimciyim dedi ben ya. Dedi ben devrimciyim. Ben, evet, o da iyi bir yol kat etti aslında ama evet. Geçmişte tabii o da. Evet. Hayır. Geçmişte MHP kökenli ama iyi bir yol kat etti yani Atatürkçü bir insan. Şuna inanıyorum. Yani işte diyor ya bunu da eskiden diyor tarikatlıydı. Eskiden tarikatlı olup da bugün devrimci olan insanın başının üzerinde yeri var. Çünkü bu ancak okumakla iletişimle öğrenilebilir. Hı hı. Tamam mı? Tersiyle de öğrenilebilir be. Ama yolun açık bırakılması lazım. Doğru. Herkesi de kazanmak yerine kaybetmek olmaz. Evet. Tabii geçmişiyle yargılanmasın. İşte onun için Özgür Özel'e diyorum. O gün evet Özgür Özel'de bütün bu vatan hainlikleri, vatan hainliğidir o yaptıkları olaylar. Vatan hainliklerin ve darbelerin altın CHP'sinde, o yapılan CHP'sinde evet Özgür Özel de vardı. Ekibi de vardı. Bugünkü belki 40-50 kişi vardı o gün. Vardı yani en azından Engin Altay'ın olduğunu biliyorum yani en azından. Engin yani. Altay var en azından doğru. Biliyorum onun olduğunu biliyorum. Çünkü bize karşı Sayın Cumhurbaşkanımızı o koltuktan indirecek tank tüfek icat olmadı. Sanki biz tank tüfeğimiz var bizim. Tank tüfek kullanacağız. Ya yani düşünebiliyor musun ya bundan daha evet, büyük. Evet yani evet ya. Sözcü gazetesinde CHP... Yani o da nükleer santrale karşı direnenleri değil de iktidarı desteklemiş gibi bir sözler sarf etmiş. Müş evet. Gibi değil. Öyle, insan şaşırıyor öyle, evet. Öyle yaptı. Yani o nedenle Özgür Özel'in acilen bu açıklamayı yapması gerekiyor. Acilen ya. Acilen. Bakın noterden tasdikli olarak 215 tane... Hocam onu... Tamam onu yapmasını bekliyoruz da ya önüne gelen şeyler de işte NATO vesaire gibi şey yapmıyor. Bir ikincisi şimdi hocam onu isterseniz biraz şey yapalım da bekletelim de şeye geçmek istiyorum ben. Deprem konusuna biraz geçmek istiyorum. Şöyle şimdi dünyada bazı depremler oluyor da bu tabii arka arkaya olmaya başladı. Japonya'da oldu. Şimdi en son tabii geçmiş olsun diliyoruz. Kırgızistan Çin Sincan bölgesi sınırında bir deprem oldu. Ben size şeyi sormak istiyordum bu depremle ilgili. Hem geçmiş olsun diyoruz kardeşlerimize hem de burada Kırgızistan'da mesela 6 yaralı veya 160 tane sadece bina yıkılmasının nedeni. Yani bu kadar Türkiye'ye oranla az zayiat verilmez. Çünkü depremin şiddeti 7.2 olmasına rağmen acaba toprak yapısı mı? Çünkü 13 kilometre yerin altında olduğu söyleniyor ama uzaklığı mı? Mesela Türkiye'de böyle bir deprem işte Kahramanmaraş'ı gördük. İstanbul'da olsa daha önceden oldu zaten Yalova, Gölcük merkezi depremler. Veya 99 depreminde 17.000'in üzerinde ölüm vardı. Şimdi Kırgızistan'da 7.1 sanıyorum en son güncellendi. Bu depremde ölü yaralı var ama ölüm olmaması az daha az binanın yıkılması Türkiye'ye göre. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu benim hep sormak istediğim şey dünden beri. Evet, yani gerçekten o çok önemli. O son şeyimi söyleyeyim, bu açıklamayı yapsın. Bir, iki, acele bir kitabın yazılması gerekiyor. Tayyip Erdoğan'ın darbelerinin anatomisi. Ta başından, yani dünyada 18 tane AKP kuruluyor biliyorsunuz dünyada. Aynı Adnan kuruluyor ya, aynı Adnan ve aynı felsefeyle kullanıyor. Faşist partiler bunlar. Gerici, Yobaz ve Amerika'nın kurdurduğu partiler. Daha seçilmeden George Bush'ta kırmızı halıyla karşıladığını unutmasın kimse. Bütün bunları teker arkadaş kayıtlara geçsin. Bir kitap yazılması gerekiyor. Kayıtlara geçsin, kitap yazsın. İngilizce ve Türkçe olarak İngilizce ve Türkçe olarak CHP bunu yayınlayacak yazarları da işte demin söylediğim gibi tüm araştırmacı yazarları. Bununla ilgili yazı size gönderdim ama olgunlaşmış olarak göndereceğim. Onu da yayınlayalım kardeşim. Yani onun da bir bilim kurulu olsun, düzenleme kurulu olsun, yazarları olsun, araştırmacı yazarları. Ama kesinlikle yer, zaman, özne ve kaynak gösterilerek.
kaynak gösterilerek bu kitap yazılsın. Bir kere Türkiye'de en çok satan kitap grubuna girmese kısa sürede ve insanlar gerçeği öğrendiğinde, bakın Ayşe Hanım, gerçeği çok gerçek, satanlarda birinci oluyormuş, evet. Gerçek anlatıldığında anlaması çok kolaydır, biliyor musunuz? Ya çok kolaydır. Yani 82'de kurulan fakülteden 81'de mezun olduğum derse bu sahte diplomadır. Bunun için ya şuydu buydu denebilir mi? Evet. Hayır, şöyle bir şey denebilir mi? Yani denemez. Yani gerçekler anlatıldığını anlamak çok kolaydır. Bu gerçekler Türkiye'de bir kitap halinde acele 15 günde yazılıp bunun için yok. En çok satan kitaplar grubu ve İngilizce olarak dünyaya. Ve İngilizce olarak masum halklara yardımcı olursunuz. Yani masum Tunus'ta da yardımcı olursunuz, Cezayir'de de yardımcı olursunuz. Bu tamam, kitap. Ve çok evet, dile çevir. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, evet. Bu öneri, evet. Bu. Şimdi geçelim. Sorunuz son derece güzel. Aslında açıklamaları da siz yaptınız. Ben çok güzel yaptı açıklamalar. Dediniz ki, acaba toprak yapısından mıdır, derinliğinden midir? Ne oldu da? Ben bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani derinlik sizin çok için aşağıda. Belki ikinci, üçüncü kez olabilir ama dinleyicilerimiz için toparlayıcı bu anlamda bir açıklama yapalım mı? Çok yani iyi olur. Tekil evet. Tekil değil de tam bütününü verelim. Tamam, hızlı geçeceğim. Tamam. Hızlı tamam. geçeceğim. Tamam. Şimdi ekranı paylaş diyorum. Şunu getirdim. Ekranda herhangi bir şey görülüyor mu Ayşe Hanım? Şu anda görünmüyor da siz devam edin. O zaman bazen geç düşüyor. Şu anda yok. O zaman şöyle ben de yok yani. Şöyle yap. Paylaşmaya başla. Ha, paylaşmaya başla diyor. Evet. Paylaşmaya evet, başla. Ama şu anda geldi. Tamam. Tamam. Hah, tamam. Geldiyse o zaman hemen çok hızlı gideceğim. Yani hem o sizin dediğiniz gibi Filipinler'de, Japonya'da oldu. Japonya'da 74 oldu. Aman yarabbi, telebir kalmış şey diyor ya. Ben çıldırdım. Diyor ki yok diyor, evlerini ne kadar çok sağlam yapmışlar. Ya bunu Merdan evet, Yanardağ evet. söylüyor. Ya. Evet, bunlar evet. art niyetten maalesef değil. Art niyetten değil. Evet. Bunlar emperyalizmin deprem öldürmez, bina öldürür. 1945 ölümcül yalanıyla, ölümcül yalanının zehrini yutan insanlar, yuttular. Bir tür her şeyi bulmaya çalışmıyorlar. Tamam mı? Şimdi bakın, hızlı gideceğim. Bilgi Einstein deneyimden gelir diyor. Diyoruz ki bilimsel temelde gözlemler hep aynı sonucu veriyorsa, yani depremlerin hepsi ovada yıktığını, kayada yıkmadığını gösteriyorsa bu bilimsel bir kuramdır. Evet. Hemen geçiyorum. Kocaeli örneğini. Hemen. Çünkü niye? İstanbul'u etkilediği için söylüyor. İstanbul'un neresini etkiledi? Kömürlü olan birimleri Kilyos tarafında ve işte demin Zekeriya Köy ve şey örneğini verdim ya. O değil. O boyunca hepsi için geçerli bu. Kömürlü olan yerlerde bu evlerde hasar gördü. Ama kardeşim 100 küsür kilometre uzakta orası. Uzakta ama bir ova değil yine de. Yine de ova değil. Yani alt kısmı kaya hala. Sağlam kaya. O nedenle iyice azalıp öyle girdiği için o oldu. Ama yarın İstanbul'da olursa bu aynı olmayacak. O nedenle. Şimdi lütfen. Deprem 17 kilometre Kocaeli'de oldu. 17 kilometre aşağıda. Ve 7,6. Ayşe Hanım. 7,6 demek 848 atom bombası demek. 848 evet. bin aşağı 48 atom bombası demek. Bu atom bombasında Kocaeli'nin yamacında bir tek ev yıkılmadı. Bir tek evin çabuk kırılmadı. Evet, evet. Peki, o şiddete rağmen. Evet, evet. Nereye yıktı? 200-250 kilometre uzakta Tekirdağ ovalarını yıktı. Bir. 150, bakın 100 kilometre uzakta şeye dokundu mu Kız Kulesi'ne? Kız Kulesi'ne dokunmadı. Yok, o da yıkılmadı. Tabii o da yıkılmadı. 1500 öncesi. Bir oyun hocam oynandı. Pardon. Ben bunu bakın sizden böyle dinleyince öğrendim. Şunu söylemek istiyorum. Bunu dinlemeyen insanlar televizyonlarda gösterilmezse bunu anlayamıyorlar. Bu şekilde anlatılması gerekiyor. Bunu da eklemek istiyorum. Tabii. Yani bunu mesela ben zaten yüreğimin kan ağlaması
Tele1'in, Halk TV'nin, KRT'nin bunu yapmamış olması. Çıkarmıyorlar. Benim örümceğimi çıkarın kardeşim. Onlar da profesör ya. Tamam, beni çıkarmayın. Onlar profesör, onlar öğrencilerim. Onları çıkarın. Yok. Çıkarmak yok. Hala ezber eğitimi yanlışa devam ediyor. Şimdi dolayısıyla hemen buradan konu galiba anlaşıldı. Bakın, devletin kurduğu, AFAD'ın kurduğu jeofon Kocaeli'deki depremi etkisi 0.23. Evet. Düzce'ye geliyorsunuz. 100 kilometre gittiniz. Hı hı. 0.39'da yükseliyor. Niye? Yükseliyor. Çünkü buraya geldiğinde 0.0013'e düşmüştü kayada. Ama evet. 3000 kat artınca deprem dalgaları ovaya girerken enerji 3000 kat artış artıyor. Gösterir. Sebebi, ovada yıkıyoruz. Sebebi, evet, ovada yıkıyoruz. Tabii sebebi 3000 kat yüklüyor kaya, evet. Çok hızlı ilerler. 3000 kat yüklüyor ama ova taşıyamadığı için birini götürüyor. 2999'da ne olacak? İşte o da dalga yüksekliğinin artmasına neden oluyor. Onun adına genlik büyümesi. O zaman deli danalar gibi sallanıyor. Anladınız mı beni? Evet. Yani kara yüzeli... iletiyor, karada iletiyor ama kara iletiyor, bırakıyor üstünden atıyor ama ovada bunu iletemediği için içeride büyüyor bu şiddet. Tabii, şimdi birikiyor. Evet, şimdi göstereceğim. Hemen hızlı geçeceğim. Bakın, deprem dalgaları üstte, kayada yüksek frekansla kısa dalga boyuyla ilerliyor. Kayaya geldiği zaman birden artıyor. Görebildiniz mi? Arttı. Bitti işte orada olay. Peki bunun başka bir örneğini verelim. Su, toprak, zeytinyağı, zayıf kaya. Bal, sağlam kayaya benzeştirebilirsin. Analoji yapıyoruz. Kurşun bilyaları atıyorsunuz. Balda hiçbir dalga göremezsiniz. Yani çıplak gözle dalga göremezsiniz. Mikroskopla bakar, dürbünle bakarsanız görebilirsiniz ama. Ama çıplak göze bakarsan görmez. Zeytinyağı, yani bal daha katı olduğu için, Hayır, sağlam olduğu için. Bunun adı akışkanlığa karşı koyma. Akışkanlığa karşı koyma bir kuvvet. Bakın, şeyde siz söyleyiverin, suyunki A ise karşı koyma, şeye geliyorsunuz, zeytinyağına 100 A. 100 A daha karşı koyuyor. Karşı koyuyor, evet. Bal 10.000 A karşı koyuyor. Anlatabildim mi? 10.000 A karşı koyuyor. Dolayısıyla, tabii dolayısıyla balda sallanma olmaz. Dalga oluşur. Zeytinyağında oluşur, yıkmaz. Ama suda, yani yumuşak toprak, gevşek toprakta ise yıkar. İşte yıkar. Resmi de gördünüz. Nasıl yükseldiğini gördünüz. Harika. Evet. Şimdi başka bir örnek daha. Hemen kolay anlaşılsın diye. Demin siz açıklama yaptınız. O açıklamanı desteklemek üzere. Bakın. Kayadan, ya şeye, bunu şeye benzetelim. Kayadan ovaya girişi. Bir silindir alın. Alttan saniyede 3200 litre basın. Pompa basıyor. Saniyede 3200 litre. Buradan da 1 litre kaçıyor. Yani 1 litre çıkış verirsiniz. Evet. 3199 ne yapacak? Hemen silindirde yükselir ve taşmaya başlar. Doğru mu? Evet, evet. Ha, bu kadar basit ya. İşte bu. İşte bu. Ovada da dalga büyütüyor. İşte girdiği an ovada da, yani enerjinin büyümesi genlik büyümesine neden oluyor. Genlik büyüyünce yıkar. Sallama ya olayı. İşte o nedenle bu son derece açık. Hemen buraya gelelim. Ya bundan daha dünyada güzel örnek yoktur ya. Buna dünyada daha fazla güzel örnek. Hemen şuraya bakalım. Deprem Pazarcık'ın Çiğdem Tepesi'nin ovasında oldu. Merkez üssü burası. Evet. Arkadaşlar, Çiğdem Tepe zayıf bir kaya. Zayıf bir kaya. Ölü yaralı sıfır. Buna rağmen kaya olduğu için bitişi ya. Bitişi. Bunu aklınızda tutun. Bakın, bitişi. Ovanın, bu gri ova. Gri ova. İçerisindeki bu turuncu renkli de kirlikleş taşı. Yıkmadı. Yani daha güzel gösteriyorum. Görüyor musunuz? Etrafı ova. Deprem burada. Evet. Merkezi. Burada bir şey yok. Hemen burada bir şey yok. Ovaya bakın. Paramparça. Ovalar paramparça. Bu kişi de benim. Ova paramparça. Yağmur da yağıyordu o gün. Hemen yukarıda da şeyi görüyorsunuz. Çiğdem Tepe'yi görüyorsunuz. Şimdi devam edelim. Çiğdem Tepe'nin kayanın üzerinde, tepede. Okula bakıyorsunuz. Ya sıvası düşmedi bir. Sıvası evet, dökülmedi. Evet.
İki, devam ediyorum. Şu camiye bakın. Hemen yanında da cami var. Ya bari tek katlı kısmında bari bir şey hasar yarat. Çatlak bile olmadı. Nerede çatlak olmadı? Yok, evet. Sıfırıncı metresinde. Bakın sıfırıncı metresinde olmuyor. Peki bu deprem nereye yıktı? 200 kilometre uzakta Harran Ovası'nı yıktı mı? Yıktı. Evet, evet. Peki bu 200 kilometre uzakta Antakya Ovası'nı, Amikovalar'ı yıktı mı? Yıktı. Peki bu 180-200 kilometre uzakta Battalgazi, Malatya Ovalarını, Elazığ Ovalarını, Adıyaman Ovalarını yıktı mı? Yıktı. Kayaya dokunmadı. Hakikaten ya ben, çok ilginç bir olay hocam. Çok ilginç bir olay yani. Bakın hemen o arada Akdeniz'de gören bir yer tespit ettik. Müthiş. Kırsak 2003 yılında tespit ettiğim bir yer. Bu zaten o zamandaki belediyeye ve valiliğe sunulmuştu. Onu da bir öğrenci mahkemeye verdi valiliği, o dönemin insanlarını. Ve yanıt bile vermediler. Üstelik de resmi yazı olarak göndermiştim. Şimdi bu çıkaracağımız yere hemen karar aldık. O gece konuşuldu. Belediye başkanı sağ olsun, yardımcıları, eşine profesör, tıp profesörü Nazan Hanım, ya inanılmaz bilgi ve anında anlıyor sizin gibi. Konuşmaları anında anlayan bir insan. İnsan ve herkes mutlu. Çoluğuna çocuğuna söylüyorlar. Ya bakın Akdeniz'i gören, madenin derenin içinden Akdeniz'i gören bir yere çıkacağız. Samandağ üzerinden çıkıyoruz. Müthiş, serin, rüzgarlı falan. Ve ertesi gün Ankara'da da ofislerimizde projeler yapılıyor. Ön projeler yapılıyor. Bir haber, hocam sizin koyduğunuz yere bugün şey koydular. Fay kırık çizgisi koydular. Fay hattı. Fay kırık çizgisi. Kırık çizgisi koyuyor. Ya kırık eklemişler yani. Ayça Hanım, bakın bu kırık çizgisinin bir çizgisi. Bunu neden yapıyorlar? Yani insanlar oraya çıktığında ölmesin. Ya çünkü bir de fayyasız diye bu Amerikan emperyalizminin uşakları fayyasız diye bir şey çıkardılar. Fayı evet. 100 metre sağına soluna yapmayın diyor. 500 sonradan kurum ne dedi? 500 metre sağına, onlar dedi 100 metre diyorlar ama dedi, ben dedi 500 metre sağına soluna yaptırmayacağım. Yani yapmayacağım. Ne demeyecek zaten. Ha, evet, evet. Kurum bugün İstanbul Belediye Başkanı adayı dedi. Şimdi böyle deyince gitti ve gitti. Evet, dedi biz gitti. Yapamıyoruz. Peki bu çizgisi koydukları yerin bitişiğindeki 30 yıl önce terk edilen ahıra bakalım. Yani şu ahıra bakalım. Hı hı. Ahırı görebiliyor musun aşağıda? Yıkılmak üzere şeyler. Yani hiçbir şeyi tutmuyor. Bir tane daha geçeyim. Lütfen bakar mısınız? Hala ayakta ya. Ya şu tutmuyor. Aşağıdaki çürümüş zaten şey. Elimle çeksem aşağıya kırılıyor. Üst ters kemerleme yaparak duruyor. Ve bunu gören belediye başkanı, o gömüleşmiş milletlerden gelenler, ben herkes şaşırdılar. Herkes şaşırdı. Oyunu anladılar, evet. Biliyor musun? Tabii. Ya önümüzü kesmek için. Peki evet, buna rağmen bir hafta içerisinde sizin gibi değerli iletişimciler aracılığıyla sesimiz duyurulduğunda, öğrencilerimin de sesi duyurulduğunda artık devlet yetkilileri, kurum, Süleyman, neyse onlar hepsi birden şu lafı söylediler. Artık ovada yıktığını anladık depremin. Onun için kayaya çıkaracağız kentleri dediler. Bu demeçlerinden ertesi gün Habertürk'te şöyle bir program. Katılanlar okuyan okusun. Dedi ki sonuç olarak deprem kayada daha yıkıcı ve can alıcıdır. Bakın bu deprem konseyi başkanlığı yapmış olan bir insan Mustafa Erdik. Celal Şengör tanınan bir insan ama hakikaten sadece onay makamıydı. Hiçbir şey söylemedi. Bir de Alman var. Anket ederek. Alman var. Mühendislikle ilgisi yok. Jeolog. Bir profesör. Jeolog profesör. Anlatabildim mi? İlgisi yok. Ve ama uluslararası da tanınan insan. Üçü de uluslararası çok iyi. Tabii, yani hocam Celal Şengör'ü de Nihat Genç'e havale ediyorum. Evet. Nihat Genç gerekli cevabı verdi kendisine. Dolayısıyla Fatih gerçekten Altaylı yerin dibine girdi. Ve dedi ki ben davet etmedim bunları. Bu programda bana böyle yapılacak dendi ve yapıldı. Ve ondan sonra onurlu bir davranış sergileyerek istifa etti. Bakın Fatih Altaylı Habertürk'ten istifa etti bunun üzerine. Yani o kadar çok düşmanlarımız var ki.
O kadar çok düşmanlarımız var ki yerli yabancı emperyalizmin uşakları. Arkasından geçelim. Bakın. Gazetede çıktı. Aha şimdi söyleyivereyim size. Korkusuz gazetesi 30-11-2023 sayfa 6. Sık sık evet, bundan sık sık başka çıkıyor. Diyor. Evet, evet. Ha, Marmara. Nati Görür sık sık demeç veriyor. Evet, bu ne hocam ya? Tabii ki. Çok iyi beslendi. Çok iyi. Bakın Fox TV'de bu İsmail tarafından parlatıldı. Aman yarabbi ne büyük şeyler yapıldı. Şimdi canım halkım. Marmara'da ne diyor? Marmara'da deprem olsa yerle bir oluruz. Aşağı sık sık yaparım. Çıkıyor bu evet. Bu şeyler çıkıyor sık sık. Açıklamaları çıkıyor yani. Şimdi ben size soruyorum. Lütfen istirham ediyorum. Arkadaş İstanbul'da, Edirne'de tarihi yapılar yani Galata Kulesi yani Kız Kulesi ya 2500 yıldır burada ayakta duruyor ya Kız Kulesi ya. Anlatabildim mi? Evet. 2500 yıldır duruyor ayakta ve yıkılmadı ve bu kişi 17 Ağustos depreminde de hayattaydı. Tamam mı? Hayattaydı. Bunu görmedi mi? Bunun yıkılmadığını görmedi mi? Peki İstanbul'da hiçbir yerin yıkılmayıp da kaya üzerinde hiçbir noktada yıkmayıp da sadece Çatalca Ovaları'nı, Avcıları, eski adı Gürpınar, Ördek Gölü, Sazlık, Halkalı Ziraat, Ambarlı olan Avcıları yıktı. Bunu görmedi mi? Bunu görmedi mi? Kocaeli depreminin Yamaç'ta bisikletin camını kırmadığını görmedi mi? Zaten mühendis değil ki. Ama benim için mühendis değil. İnsan da değil. İnsan da değil. Bu ilgiyi başka yere çekiyor. Ayşe Hanım bakın ilgiyi başka yere çekiyor. Ve bizim bakın nasıl şeyimize karşı emperyalizm uçakla nasıl çalışıyor bakın. Hemen 2020'de bu tarihi yapıları Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi belediyeden şey aldı, bakanlık aldı. İlk yaptığı iş hafta ne yaptı biliyor musunuz Ayşe Hanım? Girip temelini yıkıyor şey Galata Kulesi'nin. Ne yapıyorsun? İşte bize bunu yık dediler, yıkıyoruz. Bir hafta sonra mahkemelerimiz sürüyor. Geldim. Evet evet hatırladım bu dönemi hatırladım. Geldim şey diyor ya hala aynı yerdesiniz. Ya dayı diyor ördek şey ne yumurtası kullanmışlar dedi ya. Deve kuşu yumurtası kullanmışlar. Yani deve kuşu yumurtası bir çimentoyu, betonu harcı en çok bozacak olan odur yani. Deve kuşu yumurtasını sülfür çıkar, asit dönüşür ve yıkar. Evet hocam ben bu dönemde gidip Galata bakın, Kulesi'nin oraya gitmiştim gördüm. Evet. Ayşe Hanım bakın oyunlara bakın bunu durdurdu. Sonra Kız Kulesi. Bir baktı Kız Kulesi'nin etrafını çevirmişler. Orada bir şey yapıyorlar. İçeri giremedik. Almadılar. Çevirdiler. Ne yaptıkları vallahi bilmiyoruz. Fakat hani şey vardır ya yalan elinde gecinde anlaşılır herkes tarafından. Ve ayakları nasıl dolandı biliyor musunuz? Şu bayan eli, bir bayan profesörün eliymiş. Söyledikleri adını söylemeyeceğim evet. Şimdi. Ne dedi biliyor musun? Demeç yine gazeteye diyor iyi ki diyor biz burada diyor etrafını çevirdik güçlendirme yapıyoruz. Çünkü diyor çimentosundan betonundan midye kabuğu çıktı. Midye kabuğunu gösteriyor. Evet evet hatırladım onu. Çünkü diyor donatısı çürümüş diyor. Canım halkım iyi dinleyin. 2500 yıl önce yapıldı bu yapı. Betonun bulunması 300 yıl. Çimentonun bulunması 300 yıl Portland adasında bulundu. 300 yıl. Yani 2200 yıllık yalan şeyinki de 200 yıl öncesi. Donat'ın da bulunması 200 yıl öncesi. Anladınız mı? Binalarda bulunması 200 yıl öncesi. Ya bu resmi yani, nereden buldu? Bu nereden buldu? Yani inanmak o kadar güç ki Ayşe Hanım. Evet, evet. O açıdan gerçekten korkuyorum. Kız Kulesi'ne bir şey yaptı bunlar. Yani Kız Kulesi olabilir. Depreminde yıkılırsa... Bir ara tadilat vardı orada galiba zaten. Hocam bir ara tadilat oluyor denmişti. Ayşe Hanım bilmiyorsun ki tadilat ne yaptığını bilmiyorsun ki. 2500 yıldır duran bina. Kapalıydı hatta.
Ondan sonra girilemiyordu, evet. Yani ondan sonra Google Earth'e bir ara hemen Allah'tan ki onu hemen kaldırttırdık. Bunun yaşı 500 yıl. Birisi 2500 değil 500 yıldır dediler. Evet. Kız Kulesi'nin sonradan Google Earth'e yazdığımız yazıları, belgeleri göstererek tekrar 2500 yıl. O yazı ama bir ay kaldı o yazı. Bu o yazıdan sonra bana da çok yazı geldi bize, ekibimize falan. Geçelim. Peki. Ey halkım, lütfen. Kocaeli depreminin olduğu yerde, karşı tarafta Gölcük Ovası var. Gölcük Ovası'na 92'de başlanan Ford fabrikası ve yamaçlarında da şurada sol üstte gördüğünüz evler var. Evler var, selenderler var, selender. Hiçbir çivisi olmayan, iteklesen yıkılacak olan binalar var. Bu yamaçta bir tek evin camı kırılmazken Gölcük Ovası'nda dünyanın en sağlam yapısı. Üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü tek katlı yapıya böyle kazık konmaz. Ben bunu depremden bir gün sonra Hürriyet gazetesinde çıkan Ford Otosan Genel Müdürü Ali İhsan İlkbahar'ın sözüyle söyleyeyim. Ne kadar sağlam olduğunu. Arazi yumuşak. 30 bin adet kazık çaktık, yanlış duymuyorsunuz. Kazıkları yan yana dizseniz Ankara İstanbul arasındaki otoyol dolar. Ankara yani düşünebiliyor musunuz? Tek katlı fabrikanın yapının altına 2,5 metre kalınlığında bütün temel, mat temel, bütün temel koyuyorsun ve altına da 30 bin adet kazık koyuyorsun. 40 metre derinliğinde vesaire. Ve bu bina 260 santim gömüldü. Bir, pelteleşti. İki, tek kişi vardı, yeni açılmıştı. Tek kişi vardı, bekçi, o da öldü. Arkadaş, ya anlamaya çalışın ya. Deprem öldürmez, bina öldürür diyorsun. Canınız çıksın uşaklar, keltler. Canınız çıksın sizin. Ya Selender'den daha mı çürüktü Ford fabrikası? Ford fabrikası Selender'den daha mı çürük yapıldıydı? Ha, ovada olduğu için. İşte orası ekmek teknolojisi. Evet. Ya Ford fabrikası. Ha, efendim. Kısaca tekrar şey yapalım, belki bilmeyenler vardır. Dünyanın en sağlam binası şeklinde yapıldı. 9 şiddetindeki depreme dayanıklı. Ama ovada olduğu için o bile çöktü. Yani iki katmışlar. Hem çöktü hem de pelteleşti, büküldü. Şurada resimde görüyorsunuz. Yani kullanılmaz hale geldi. Evet. Bizim Kocaeli'de depremin olduğu yerde 50-100 metre yüksekliğinde şeyler var, köprüler var. Hiçbir şey olmadı. Bu da yabancıların yaptığı köprü. Nerede? Sabancı Ovası'nda. Sabancı Ovası'nda 21 canımızı aldı. Diyor ki işte pay oradan geçiyordu. Zaten pay kayadan geçmez ki. Pay ovadan geçer. Anlatabildim mi ya, bunlar tabii, ahlak tabii. Da yok ya. Ahlak da yok bunlarda. Ve şu örneğe bakın. Bundan daha iyi demin sizin baştan sorduğunuz 7,2 niye yıkmadığının yanıtı. Bakın Düzce 1880 yılında kuruldu. 1880 yılında kuruldu. Şimdi 144 yıl oldu. 144 yılda 150 defa yıkıldı depremden ve taşkından. Konur Alp hemen ovadan bir adım atıyorsun, Konur Alp. Arkadaşlar 3000 yıldır duruyor ya. Daha ne istiyorsunuz benden ya? 3000 yıldır duruyor ya. Deprem kayada yıkmaz kardeşim ya. Ve bu ovaya giren, bu ovayı imara açan insan değildir. Tam bir vatan hainidir. Başka bir tanımı yok. Alttan ısıtmalı ve beslemeli, üstü açık sera niteliğindeki bu ovaya girenler, imara açanlar. Ben burada yerleşenlere bir şey demem. İmara açanlar vatan hainidir. Ve vatan hainliğiyle yargılanması gerekir. Bakın, yani 1646 yılında dünyada Türkiye tütünleri şark tütünü diye geçer, birinci sınıftır. Çünkü nikotini %2'den azdır. %3'den az olması gerekirken %2'den azdır. Harmanlama için Türk tütünleri kullanılır dünya. Ve çok büyük paralar veriliyor ama o gün yasak ekimi. Fakat Şeyhülislam diyor ki Hacı Hanım, Muhammed Bahai Efendi tütün haram değildir fetvasını veriyor ve ekimini teşvik ediyor. Anlatabildim mi? Ama evet, bizim 1950'den sonra gelen gerici yobaz yönetimlere bakın, fabrikaları kapattılar ya. Tütün fabrikalarını kapattılar, Amerikalılara verdiler. Anladınız mı? Tütün fabrika tekeli sattılar. Tekel fabrikalarının oralara bina diktiler.
Ya bundan daha büyük alçaklık olabilir mi ya? Düz çorbasını gördünüz, kırıyla olan o. İşte maden tetkik aramanın Atatürk'ün kurduğu, 35'te kurdurduğu maden tetkik arama bütün Türkiye'nin ovalarının sınırını çizmiştir. Hazır ya, elde ya, sahilsel ortamda ya. Konurap, yıkılmayan Konurap binalarını gördünüz mü? Bakın evet. 99 depreminin, Kaynaşlı depreminde de yıkılmadı. Kaynaşlı 7 kilometre öbür tarafı. Yani bu da yıkılmadı. Bu da çünkü kayada. Bu da kayada olduğu için bitti. Yıkılmadı. Ya bunu görmem. Düzce'nin bitişi. Evet. Bölyaka depreminde de bakın çıkardığımız büyük bir mücadeleyle bir coğrafya öğretmeninin katkısıyla, şimdi rahmetlidir, katkısıyla çıkardığımız yamaçlardaki evler geçen olan Gölyaka depremini duymadı biliyor musun? 2002 ve 2023'te iki tane deprem oldu. Ama ovadakiler yıkıldı. Hani Adalet Sarayı'nın, yeni yapılan Adalet Sarayı'nın yıkılması. Evet. Ki, Allah'tan ki deprem gece oldu. Gündüz olsa bir de insanların ağırlığı olacaktı orada ve çok sayıda ölüm çıkacaktı. Anlatabildim mi? Daha ayrıntıya girmeyin. Arkadaşlar bakın. Ya kayanın üzerindeki 1960'da terk edilen Almanya'ya giderek terk edilen ev 4 tane deprem geçiriyor ve yıkılmıyor. Ev değil artık bu, biliyorsunuz. Çürümüş artık, yani çürümüş. Ya yıkılmıyor, yıkılmaz kardeşim. Ama yeni yapılan binalar ovanın içerisinde nasıl yıkıldığını görüyorsunuz. Başka bir örnek. Fethiye'den 1957 depremi ovadaki Fethiye'yi yerle bir ederken Kayaköy 3000 yıldır duruyor ya. Ya payında bitişinde, en yakın olan yerinde. Kayaköy. 3000 senedir duruyor. Halkım, daha size ne anlatalım? Deprem kayada yıkmaz. Sadece ekmek teknemiz ovamızda yıkar. Bu kadar basit. Tarım alanlarında yıkar. Hocam, sadece ovada tarım yapılsın. Hem insanlar elbette kayar, ki. Hem ekonomimiz kalkınır. Tarım kalkınır. Tabii. Ovada oturmasına kayalık zeminlere taşınsın. Yerleşim alanları. Tabii oraya geleceğim. Bakın Van Kalesi'nin etrafında 4 medeniyet gömülü Harçot Ovası'nda. 4 medeniyet sırke kavunlarının yetiştiği yerde 2800 evet. yıl öncesinde burayı sulamak için Gürpınar'dan 55 kilometre uzunluğunda kanal yaparak Kral Menuva sırke kavunları ovasını yazın suluyor, kışın değirmenleri döndürüyor. Hala duruyor o kayanın üzerinde olduğu için kanal hala duruyor. Bakın kalenin üzerindeki toprak yapılar hala duruyor, ovanın içinde 4 medeniyet gömülü. Devam. Arkadaşlar 2011'de deprem oldu Van'da. 1976 yılında Çaldıran'da olmuştu. 35 yılda bir oluyordu. 2011'de de olacağını söyledik. Ve bu bizim en büyük başarılarımızdan bir tanesidir. Acele Van'ın toplu konutlarının kayaya çıkarılması için Erdem Kent Kayalığı diye bir yer var. Oraya çıkarttık. Çıkarttık ama mücadeleleri anlatmayacağım. Hapisleri göze alarak, yani dövülmeleri göze alarak başardık en sonunda. Evet, 2011'in başlarında diyorlardı hani 2011'de bir profesör deprem olacak diyordu. Neyse 2011'in Ekim ayında oldu deprem. Nerede oldu? Tabanlı Köyü'nün ovasında. Tabanlı Köyü'nün 65 metre uzakta köye. Ayşe Hanım, evet. Ölü yaralı sıfır, hasar yok. Evet. Kayadaki yamaçlar geldi. Soruyor. Tabii muhabir soruyor. Ya dayı nasıl oluyor diyor ya. Deprem burada oldu diyorlar bize. Esinköy'de bir şey yok. Vallahi işte yamaçta olduğu için diyorlar filan dedi. İlyas Hoca mı çıkardı sizi? Demek beni daha öncesinden bilen bir muhabir. Bu kayıya. Olabilir. Yok diyor. Ova şey diyor, çamur oluyor. Altı ayak çamur oluyor. Çamur oluyor diyor. Çamur oluyor diye biz kayıya çıktık diyor. Çamur tamam diye çıkmışlar. Evet, öyle kurtulmuşlar. O deprem gelmeden öncesi 2003'te de biz o toplu konutları kayıya, hikayesi çok uzun, kayıya çıkarmayı başardık. Peki evet. Deprem oldu. Bizim yapılarda ölü yaralı sıfır. Ölü yaralı, tekrar söylüyorum, sıfır Ayşe Hanım. Peki sıfır. Ya, ne oldu biliyor musun? Hocam basit bir şeymiş, evet. Hemen evet. Dicle Haber Ajansı'nın değerli sizin gibi iletişimcisi aradı. Hocam bir program yapabilir miyiz? Tabii yaparız.
Akşam girişini kendisi yaptı. Ne dedi biliyor musunuz? Hocam hani o dedi size dedi kan kusturan dedi bölge müdürlükleri ve müteahhitler vardı ya dedi. Şimdi hepsi kayıya hareket ettiler dedi. Hepsi kayıya. Yani bölge karayolları, DSİ'ler, bakın aklına gelen hepsi şu İstikamet anda. İstikamet kaya yani evet. İstikamet çıkardığımız kaya. Yere. Çünkü beyniyle değil gözüyle anlayabiliyor bazıları. Evet, evet, evet. Gözüyle anlıyor. Evet, ve evet. Bunlar, ha, buradan bir musibet bir nasihata bedeldir derler. Bir musibet. Arkasında şey dedi. Şimdi dedi birisine dedi ovadan dedi bedava verirseniz dedi ovada evet, evet. Almıyor hocam dedi. Ensesine tabanca dayasın girmiyor. Ve bu evet. Bizim felsefemiz zaten. Bir yerde deprem olacaksa olma olasılığı arttıkça hemen orada örnek yer yapmak istiyoruz. Örnek yer yapmak istiyoruz. Ve 2003'ten 2002'den bu yana Ayşe Hanım 2002'den bu yana şeydeki iki mühendis sayesinde TOKİ'deki iki mühendis sayesinde %99'unu kayıya çıkardık. Siyasilerin devreye girmesi durumunda %1'inde başarılı olamadı. Bak ondan bu yana bütün binalar kayadadır. Ha, arzu ettiğimiz gibi de yapılmıştır. O ayrı bir olay. Bakın hemen şu şekle bakın. 120 kilometre uzakta artık deprem 0001 Hiroşima atom bombasına düşmüş. Nerede? Muş, Bulanık, Koçasova. Ya binde bire düştü ya. Binde bire düşünü biliyor musunuz? Altına düştü. Ve Muş'un Bulanık, Koçasova'sındaki 15 köy vardı. 15'i de yıkıldı. Ama Tavanlı köyünde yıkılmadı. Anladınız mı? Yani sizin o sorunuza evet, yani. Evet. Yine bizi önümüzü en çok kesen şu soldaki kırmızı harita 1996'dan 2019'a kadar daha düne kadar anamızdan emdiğimizi burnumuzdan getirdiler. Ege bölgesinde binlerce yıllık tarih kayada dururken kıpkırmızıya boyadılar. Ne demek kıpkırmızıya boyamak? Her an deprem olabilir ve yıkar. Oysa Ege bölgesinde sadece sağdaki bizim hazırladığımız harita kadardır. Yani Menderes ovalar. Ovalar, evet. Ha, ova. Diğer taraflarda sorun yok. Tabii hocam, koskoca Ege'yi mi boşaltacağız? Yani koskoca Ege'yi insanlar boşaltıp da işgal mi oluyor? Ne oluyor yani? Hocam bir de %4'ünde yani burası öyle çok da değil. Ya ovalardan taşınacaklar, evet hocam. O kadar. Baksana, hemen yakından örnek veriyorum. Samos Adası'nda, Yunanlıların adasında deprem oldu. Samos Adası'nda evet. İki kişi öldü. Ölen, bakın iki kişi öldü. O da Karliova diye diğer. Büyük olası Osmanlı adı. Yani kuzeye bakıyor. Karda düşmüş olabilir. O bir küçük ova. Delta Ovası. O Delta Ovası'nda yıkıldı. İki kişi. Peki nereye yıktı? Kuşadası'nı yıkmadı. Sivrihisar'ı yıkmadı. Yakın yerler bunlar. Çeşmesi'ni yıkmadı. Urla'yı yıkmadı. Gaziemir'i yıkmadı. Burunova'ya geldi, yıktı. Neresi Burunova? Evet. Bornova. Bornova'yı yıktı. Bornova'nın çıkarılması için 80 sonrası imara açıldı. O günden bugüne hala uğraşıyorum. Bornova yanındaki metayı çıkardığımız gibi Sabuncu beline doğru Menemen'e kadar olağanüstü güzel bir kayalık alanımız var. Bayraklı'nın merkezinin olduğu yer. Olağanüstü Yamanlar yani eski adıyla Yamanlara çıktığı zaman hiçbir sorun yok hala çıkartamadık ve hala Ege bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı gündemde arkadaş hala ovanın içerisinde büyük bir üniversiteye vermişler sondaj yaptırılıyor Allah sizin belanızı versin ya sondaj yapılınca toprak Allah. Ova kaya mı olacak ya? Anlatabildim mi? Bunun başında da profesörler var. Evet. Bunun başında da profesörler var. Hatta geçen gün bir toplantıda ne der biliyor musunuz? O profesör başında olan şey diyor. Bina diyor fayın üzerinde değilse hiçbir sorun olmaz diyor. Ya arkadaş 200 kilometre uzaktakini yıktığını. Ya binlerce tabii, örnek tabii. Var. Binlerce örnek var. Kaç kilometre uzaktakini yıkıyor. Yani bundan daha büyük vatan haini olamaz biliyor musunuz? Bundan daha büyük vatan haini olamaz. Ya binlerce, yüz binlerce hocam, insanın... Acilen... Canıyla oynuyorlar. Ayşe Hanım, bakın neden faylar bizim için bir servet kaynağıdır biliyor musun? Faylar, depremler. Depremler olmasaydı işte bu gördüğünüz ova yani Gediz Ovası olmayacaktı. Gökova. Benimle gelmez.
Yani Menderes Ovaları olmayacaktı. Bergama Ovası, Burhani Ovası, Edirne Ovası, bunlar olmayacaktı. Nasıl oluşuyor biliyor musun Ayşe'nin? Bak bizdeki faylar onlardan farklı. Japonya'nınkinden, Şili'ninkinden, Amerika'nınkinden, Filipinler'den, Endonezya. Farklı bizimki. Bizimkiler farklı. Bizimki, evet. Bak orta kısım kuzey güneye açılıyor, orta kısım aşağı düşüyor. Orta kısım aşağı düşünce çepeden gelen nehirler, dereler dolduruyor. Nehirler, evet. Dereler ne kötü. Binlerce organik ve inorganik mama olarak sunuyor bitkiye. Evet, verimli bitki hale geliyor toprak. Ya mama olarak sunuyor. Ya işte evet. Bu nedenledir ki faylar da depremler alttan ısıtıyor ve onlar da besliyor. Onlar da besliyor alttan, besliyor. Yani ovalarımız aslında bu nedenle verimli ama oturmak için değil, ürün yetiştirmek için. Ürün için. İşte, tarım için. Buyurun. Bakın şu üzümün sultanı üzüm. Dünyada başka bir yerde yetişmiyor. Örneği yok. Bu aromayla ve bu vitamin ve bu mineral içeriğiyle yetişmiyor. Bakın düşünün. Son 500 yılda şeyden tutun da Avrupa ülkelerinden Amerika'sı herkes buradan çelikler aldı. Çelik diyoruz ona adına. Kalemler alındı. Gözler, fidanlar alındı. Buradan aldılar, götürdüler ülkelerine. Aynı üzüm olmadı. Niye? Payı götüremediler. Anlatabiliriz mi? Yani katrilyon dolarlar harcasalar, katrilyon dolarlar harcasalar bu fayları yine götüremeyecekler. Götüremeyecekler. Evet. Götüremeyecekler. Ya onun için Anadolu bir cennet ya. Cennet, Anadolu cennet. Bir cennet. Dünyada tarım için bakın hiç bir benzeri yok. İddia ediyorum 5 yıl içerisinde dünyada tarım ürünleri açısından birinci sıraya sokmasam insan değilim ya. Ekibimiz aynı. Birinci sıraya sokarız. Projelerimiz hazır. Projelerimiz hazır. Ve ya arkadaş CHP duy ya. CHP duy ya. Duy bunu ya. Önceki gün CHP'de çok yetkili bir yere halktan bir insan Bezirköprülü randevu ayarladı. Ve yurt dışından yani epey yolluyor. Yurt dışından gelişim hemen geldim yani e-posta çalış, telefon çalışmaz bende, e-posta çalışıyor ve hemen geldim. Evet hakikaten randevu yaptık. İnanamadı. Kendisi profesör. İnanamadı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'yle mi görüşürüz hocam? Adını vermeyeceğim çünkü o orada olması gerekir. Çünkü o şimdi şu anda işlemeye çalışıyor bizlerin adına. Yurtseverlerin adına yönetimi işlemeye çalışıyor. Ekonomisi olmasına rağmen yani bu anlamak dünyanın en basit işi dedi. Ya şuna bak dedi. Daha bitmedi Ayşe Hanım. Bakın size başka bir örnek daha vereyim. Canım halkım. Menderes Ovaları şuradan da gösterirsem Menderes Ovası şu alttaki kırmızı. Büyük Menderes Ovası. Evet. Ya kurutmalık incirin ana vatanı ya. Dünyada literatüründe sarı zeybek ve sarı lop diye geçiyor. Sarı değil de bir sarı diyebiliriz. Bizimkini öyle çevirmişler. Ve dünyada düşün başka bir yerde bu incir yok. Bir de iklim şeyleri var. Meltemin olması burada ve karayelin olması vesaire. Ve bakın bir zamanlar dünya kurutmalık incir üretiminin bu nitelikte demeyeceğim. Genel anlamda %91'ini veriyordu. Şimdi bu ovaların içerisine karayollarını soktular. Bu ovaların içerisine otoyollarını soktular. Bu ovaların içerisine yerleşimleri soktular ve fare gibi kemirdiler ovayı. Kemirdiler ovayı. Ve buna rağmen hala %61'ini şey veriyor biliyor musun? Aydın Menderes Ovası veriyor. Ya buna rağmen yahu bu senin Kabe'nden daha kutsal ya. Bu ova var ya Kabe'nden daha kutsal göz bebeğin gibi bakması gerekiyor. Ya buraya bırak kuş ışıklamanı gerekir ya. Bırak bilmem yerleşime yol var vesaire vesaire. Yolda bizim işimiz nereye koyacağımızı onda bir maliyetine geçirebileceğimiz yeri gösteriyoruz onlara. Ve 5 yıl bakın 5 yıl diyorum. Ayşe şey anladınız değil mi? Bak evet. Anavatan burası. Anavatanın evet, burası evet. Yapmasının nedeni işte size anlattığım payın alttan beslemesi. Evet. Ve bir de ova sürekli düşüyor aşağı. Düştükçe de Büyük Menderes dolduruyor.
Nehir dolduruyor. Evet. Anladın mı? Ya Uşak'tan tutun da bilmem Burdur'undan, Afyon'undan, Denizli'sinden, Isparta'sına varıncaya kadar her yerden rüzgarla, yağmurla, yakışlarla inorganik ve organik maddeler getiriyor burasına ya. 7 tane ilden malzeme getiriyor ya. Besliyor ya, anlatabildim mi? Evet. Siz evet, şimdi kalkmışsınız hala 3 tane gübre, azot, fosfor, potas atacağım. Sizin Allah belanızı versin. Siz neredeyiz tarımcı ya? Evet. 3 gübreye atmaya çalışsın. Evet açıp, hocam. Şimdi Ayşe Hanım bakın. Ovalarda yıktığın saldırıya bakın. Ben saldırıları anlatıyorum durmamız gereken. Bakın. Ovayı dikine kesen önerimiz otoyol için ve hızlı tren için varken bunlar otoyolu ne yaptılar? 4 tane içme suyunun ortasından kanal yol havzasından geçirerek Bolu Dört Divan Ovası'nda Kuzey Anadolu fayının üstüne oturdu. Görüyor musun? Fayın üzerinde. Fayın üzerine 250 kilometre fayın üzerinde ve fayın yarattığı birinci sınıf ovada gidiyor bu otoyol. Önerdiğimiz buydu. Arkadaş bu bir katliamdı. Çünkü otoyolu koyduğunuz zaman, karayolunu koyduğunuz zaman hemen yeni kavşaklar gelir. Yerleşimler buraya iner. Fabrikalar buraya iner. Biliyorsun fabrikalar hepsi indi aşağıya. Fabrikaların hepsi bu otoyol boyunca dizildi. Ama biz 1983'ten bugüne kadar hiç durmadık. Yani 40 yıl olmuş gördüğünüz gibi. Durmadık. Devamlı sizin gibi değerli iletişim dostlarımız aracılığıyla halkımızı bilgilendirmeye çalıştık. Bakın böyle bir seçenek. Bu seçenek Bolu Dağı geçişine harcanan paranın yarısına yapılıyor. Yanlış duymuyorsunuz ey halkım. Bolu Dağı'na harcanan paranın yarısına. O 20 yılda açıldı. Burası ise 2 yılda açılabilecek bir yer. 2 yılda. 2 yılda açılacak bir yer. Çünkü burası işte ova yok burada. Tamamen şey Ayça Hanım cipsli vesaire. Ama bunların da başka uygun olduğu ortamlar var. Başka amaçla. Evet. Ama buraya sen bu yolu koyarken yolu öyle yapıyorsunuz ki yoldan kaynaklanan kirliliği de doğaya olan kirliliği de sıfıra inecek yöntemlerimiz var. Aç kapılarımız var. Azaltacağız. Evet. Vesaire. Ve evet 40 sene sonra karayolları yeni bir karar aldı. Otoyolu buraya almaya karar aldı. Evet. Bunu duyuyorum. Söylemişsiniz hocam. Evet. Evet. Demiryolu gündeme geldi bu. Televizyonda da gündeme geldi. Ya peki bu karayollarını ovaları katletmek için kullanırken acaba karayollarının karı ne? Ayşe Hanım lütfen bakın. Değerli izleyicilerimiz 1876 yılında bir karayolundan 400 kat 500 kat daha karlı olan teleferik Küre'den İnebolu'ya yapıldı. İnebolu'da gemi yükleme kotuna indirildi. Bakın teleferik çok önemli. Bakın karayolunda bir ton aynı yakıtla, aynı enerjiyle, aynı bilim enerjiyle bir ton taşırken teleferikte 400 ton taşıyorsunuz. Evet. Deniz yolunda 166 ton taşıyorsun. Ya ne demek bu ya? 166 ton. Yani karayolunda 1 milyar dolar harcıyorsan ya burada 166 milyar dolar harcıyorsun ya. Karayolunda 166 milyar dolar harcarken burada 1 milyar dolar harcıyorsun ya. Ya bu kadar açık bakın. Yani en karlısı teleferik oluyor burada. Teleferik. Tabii onun olacağı uygun yerler. O ayrı bir olay. Uygun ama olmazsa deniz yolu daha karlı. Hadi deniz yolu bizim dört tarafımız neredeyse Van'ı ve Marmara'yı katarsan denizde çevrili uzunluk olarak. Evet. Arkadaş, Marmara'dan da yapılabilir evet. Şimdi bak göreceksiniz. Demir yolu derseniz ona keza Atatürk'ün döneminden bu yana falan yaptıkla hiç. Hepsi karayolundan iyi. Evet. Şimdi bakalım aşağıya gelin birlikte bakalım. Madem o Özal ve aynı Menderes, Demirel, Tayyip hepsi aynı şey. Aynı şeyin sülalesi. Ne diyorlar? Demir yolları komünist ülkelerin bir ulaşım sistemidir. Önemli olan karayoludur. Söyletene bakacaksın. Emperyalizm. Allah ya. Tabii. Bakın şimdi bakalım. Amerika'da karayolunun yük taşımacılıktaki payı %4. %96'sını su yolu ve demir yoluyla taşıyor.
Anladınız Demek mı? ki Amerika daha komünistmiş yani demek ki. Aynen güzel. O soru çıkması gerekir. Bravo. Türkiye'ye bakalım. Ya %96'sını karayoluyla taşıyor ya. %96'sını karayoluyla taşıyor ya. Ya karayolu E bizi dediğin de olay kapitalist emperyalist yaptılar demek ki. yani tabii yani eğer Amerika belli bir yük için 1 milyar harcıyorsak biz 80 milyar harcıyoruz biliyor musunuz? Bak bak. Evet. O Ya bir hocam yani komünistler ayrıca komünistler doğru bir şey yapıyorsa yapma mı diyeceğiz? Yani taşımacılık diyelim ki Çin'de bu şekildeyse ne bileyim demir yoluyla vesaire karlı ha. olan buysa demir yoluysa niçin Ya bunu yapmayalım yani? söyleyebilirim. Bunu Ya söyleyebilirim. bilimsel Başka şey sizin için başka bir yapmayasınız. şey söyleyeyim Ayşe Hanım. Bakın başka bir şey söyleyeyim. Ağır vasıta yani kamyon 10 bin tane otomobilin vergi hasarı veriyor. Bakın bir kamyon Evet. 11 tane otomobilin Verdiği yola hasar verdiği zararı veriyor. yola da zarar veriyorlar. Ağırlık yaptıkları için asfalta da zarar veriyor. Evet. Ya bizim de trafiğimizin %90'ı 94'ü demin gördünüz karayoluyla taşınıyor. %94'ü karayoluyla taşınıyor. Anlatır mı? Anlatabildim mi? Trafik de felç. Yolları da berbat ediyor. Ya işte 10 bin kat Daha zararlı. zarara sokuyorsunuz. Şimdi gelelim sizin dediğiniz de, çünkü onu çok benim en çok da Telebir'de Merdan ve Yarardağ ve Sayın hocamızın Emre Emre Hoca Kongar. Emre Evet. Kongar Ya hocamızın biz de izliyoruz kendilerini de bu ya konularda daha böyle bilimsel bakacak bilim insanlarının çıkarmaları iyi olur yani bakın televizyon. evet Ayça Hanım bunların yurtseverliği konusunda zerre kadar şüphem yoktur. Bunların Tabii ki, tabii devrimciliği ki. konusunda zerre kadar Evet. aydınlığı konusunda zerre kadar şüphem yok. Ama işte emperyalizm öyle bir yalan uydurma Yayıyorken içinde herkese uygulaması sirayet ediyor. Yani 1945'ten yayıyorlar buna. Evet. ve Evet. o Yayıyorlar. yalanı, o zehri yutanlardan ya ayıltamıyoruz ya. Yani Yok. Araştırmak ya lazım. yazdık bakın Ayşe Hanım Ya gönderdik. da buna ağırlık vermiyorlar. Buna ağırlık vermeleri lazım. Evet Konu Ayşe Hanım olarak. değerli hocam ve sevgili Yanardağ ya bir 5 dakikalığına dinleyin beni. 5 dakikalığına veya ekibimden birisini. Ayağınıza geliriz biz. İstanbul'da yapıyorlar program. İstanbul'da olduğunuz bize bir gün siz söyleyin. Sizin dediğiniz saatte anda ve yerde oluruz. 5 dakikada deprem gerçeğini ve emperyalizm yalanını öğretemezsek bizi vurun ya. Vurun. Şimdi bu laf onun Evet, için bu önemli bir konu. Türkiye için bu çok şekil önemli geldi. hocam. Evet. Deminden şeyi gördünüz değil mi? Bizdeki fayların, Ege bölgesindeki fayların nasıl çöktüğünü, orta Evet. kısmı tepelik kaldığını, tepelikler yerleşim için Hocam bu çöp. arada şunu da ben eklemek istiyorum. Şimdi Kahramanmaraş depreminin 1. yıl dönümü geliyor. Bu sizin söyledikleriniz o açıdan da çok önemli. Kırgızistan'a Evet. geçeceğiz ama. Evet. Şimdi 1. yıl korkunç bir acı yaşadı Türkiye Kahramanmaraş depreminde. O yüzden televizyon kanallarının bu konuya bilimsel bakan, bu verileri ortaya koyan sizin gibi insanları mutlaka çıkarmaları gerekiyor ki insanlar ovalık alandan kayalık alana bir an önce çıkıp canlarını kurtarsınlar. Yani Önemli işin yani. en ilginç yanı sizin gibi dostlarımız onlara yazıyor, anlatıyor, telefon açıyor. Ulaşabilecek miyiz bilmiyorum ama evet inşallah ulaşıyordur. Çıkarın bu adamı. Bu Evet adamı. çıkarsınlar. Çıkarsınlar artık televizyon size. Evet. Neyse gene başaracağız. Bakın. Evet. 150 milyon sene önce gördüğünüz gibi Güney Amerika Afrika'ya bitişikti. Bunu çok kolay anlıyorsunuz. Yani şurada altın Evet. var, onda da altın var. Şurada gastropod fosil var, burada da gastropod fosili var. Şurada petrol var, burada da petrol var filan filan. Filan Hocam aynı. pardon bu arada süremiz Hemen bir saat bağlamaya 45 dakika çalışacağım. olmuş ama 2 saati geçince indirmek zor oluyor. Bir 10-15 dakika içerisinde toparlayabilirsek iyi Tamam. olacak. Tamam. İşte o zaman ha, bunlardaki bak şu anda Afrika ile Amerika hala açılıyor. Bak Evet. 5 santimetre yılda açılıyor. Dolayısıyla deprem buradaki mekanizması tamamen farklı. Nasıl mekanizma var okyanusta? Şeyde küçülüyor. Siz söyleyin. Pasifik Okyanusu da daralıyor. Bir gün kara olacak. Şimdi küçülme olayına bakın. Evet. Kıtanın altına doğru dalıyor ve kıtayı yukarı kaldırıyor. Burada Japonya
Japonya'yı kaldırıyor, burada Amerika'yı yukarı kaldırıyor. Ve böyle evet. bir depremler ova yaptırmıyor, kaya oluyor. Gördüğünüz gibi Ant Dağları oluşuyor, tamam mı? Japonya'nın ovası yoktu. Sadece orta kısmında kırılan bir ovası vardı. Hiroşima ve Nagasaki, onları da 1945'te... Onda bombaladı Amerika. Evet. Bombaladı, ha. Bombaladı. Hem de Tokyo ona en yakın yerde olmasına rağmen Türkiye'nin boyundan daha uzun gidip Nagasaki ve Hiroşima'yı vurdu. Çünkü Japonya'yı besliyordu. O iki ova tropik iklimin, subtropik iklimin egemen olduğu yer orayı besliyordu. Besleyin i̇şte Ant Dağları'nın oluşumu görüyorsun bak. Şili şu dağların üzerinde. Dünyanın bugüne kadar kaydedilen en büyük depremi 9.5 22 Mayıs 1960 Şili depremi de ölü yaralı sıfır kayada. Sadece okyanusta ölümler var. O da tsunami ile. Ve bu tsunami Japonya'da bile 17 bin kilometre gitti. Japonya haberi aldık çünkü 23 saate ulaştı. Çoğu insan kaçtığı için deniz kıyısından çünkü 4,5 metrelik dalga geliyor dendi. Kaçtığı için 4,5 yine de 138 kişi öldü. Yaralılarsın 138 kişi öldü. Anlatabildim mi? Bu kadar evet, açık evet, ya. Evet. Bakın dünyanın en büyük depremi diyorum. Ya, yani, başka yok. Japonya'da öldürmüyor diye bir şey yok. Japonya'da insanlar öldüler ve büyük bir yıkım oldu. Ha, zaten onu da göstereceğim. Şeyi bak tuzuna o 23 saatte ulaşıyor Japonya'da ve orada 38 kişi ölüyor. Geçelim. Filipinler'de oldu deprem. Onların ben listesini verdim. Hemen oradan size söyleyivereyim. Canım halkım bir hemen madem acelemiz var. Japonya ocağın birinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü söylüyorum. 609 Hiroşima atom bombası. Anlamaya çalışın. Evet. Ondan öncesinde de şeyde oldu. Tam bir ay öncesinde. Filipinler'de oldu. 848 Hiroşima atom bombası. 848 Hiroşima atom bombası. Şeyde ölü yaralı kayıp Japonya'da 300'ü geçti ölü sayısı kayıplarla beraber. Evet. Çok kayıp demek ölü demek. Kayıplar da var. Tabii. 300'ü geçti. Çok geçti hem de. Filipin'de 3 kişi öldü. Anlatabildim mi? Filipin 848 Hiroşima atom bombası. Filipinliler Japonya'dan zengin mi? Gariban ülkeler. Sağlam evleri de yok yani ama ona hani, rağmen ölü sayısı az çünkü daha kayıp alanda. Çünkü Japonya kendi içinde de emperyal bir davranış içerisinde bu gerçeği gizliyor. Onun için de devamlı yukarı kalkmasına rağmen deltalarda küçük deltalar oluşabiliyor. O da o var Ayşe Hanım. Küçük deltalar. Deltalar biliyorsun dağlardan, tepelerden. Evet biliyorum hocam. Alt geliyor. O nehrin tabanını dolduruyor ve delta doldurarak öyle küçük oluyor. Buraları yerleşime açtılar. Bu ölenlerin tamamı o yerleşim alanda biliyor musun? Evet. Tamamı tsunami. Kayada bir tane bile ölü yok. Japonya'da da yok kayada. Kayada değil. Küçük ovalarda ve vadi tabanında. Filipinler'de öyle ovası da yok. Çünkü dünyanın en derin şey burada dalma zonu. Yani ona hendek diyoruz. Daldığı yer 10 mil. Ya düşünebiliyor musun? Denizin kıyısından işte biraz gidiyorsun. Pat diye 11 kilometre. 11 bin metre düşüyorsunuz ya. Denizin tabanı 11 bin metre. Onun için burada şey de oluşturamadı. Siz söyleyiverin. Deltası da yoktu. Onun için bir iki deltasında üç kişi öldü. Karayipler bu çok önemlidir. Karayipler'de Ayşe Hanım, Karayipler'de ki biliyorsunuz Kobe, Jamaika filan, Korsika, gariban ülkeler 1182 yani geçen gün Japonya'da olanın iki katı oldu. Ölü sıfır ölü Ayşe sıfır. Hanım. Evet, yani evet. Çünkü ovası yok. Ovası yok kayalık. Hiç bu kadar ovası. Basit. Bu kadar basit aslında ya. Zaten alanlar da küçük olduğu için o var olan küçük delta ovalarını kullanıyorlar işte tütün yetiştirmede evet, şey evet. Küba gibi. Alaska depremi oldu Amerika'nın buyurun. Ve bu depremde 131 kişi öldü tamamı delta ovalarında çok büyük bir depremdi. Delta ovalarında oldu. Şili'yi anlattım zaten size Şili depremini evet. Orada yok. Niye Japonya'nın orta kısmı da ovası var? Orta kısmında ovası var. Çünkü bunu mutlaka anlatmam gerekiyor. Bu ovaları Nagasaki Hiroşima'yı vurduğu için, ya şurada Tokyo'yu vurmadı, gitti oraya vurdu. Çünkü okyanus kabuğu şeyi kıtayı yukarı kaldırınca orta kısmından kırıldı. Kırıldığı yerde de işte şu iki kırmızının arasında küçük faylar, depremler oluyor ve kırıklar oluştu burada. Anlatabildim mi? İşte ovanın burasıydı sadece.
ve artık öteki ovası kalmadı Japonya gıdası. Hocam bir şey soracağım. Hiroşima ve Nagasaki'de şu anda tabii atom bombası atıldığı için topraklar verimsiz hale geldi ama şu anda tarım yapılabiliyor mu yıllar geçtikten sonra? Yok. Nükleerin böyle bir özelliği var. Öyle bitmiyor. Yani bizim hala Karadeniz'de bitti mi Karalahana'da? Yeni ekiyorsunuz. Yani ağacında, ormanında, taşında, suyunda hala var. Evet. Şimdi geçiyorum. Bakın, ey halkım, eğer size bunu anlatıp özellikle o üç televizyon siz göndereceksiniz. Belki bir de ayrıca bunu gönderin. Ayrıca. Ben Twitter'dan etiketleme yapabiliyorum hocam. Lütfen, evet, bakın. Twitter'dan etiketleme yaparım tabii. Bakın, 17 Ocak 1995'te Tarumi'de deprem oldu Japonya'da. Bir iç denizdir. Burası şey değil, okyanus değil, iç deniz. Demek ki kırmızı çizgim vardı ya iki tane. O kırmızı çizgimin üzerinde Tarumi'de deprem oldu. 6,9 büyüklüğünde. Ve bu deprem, bakın, Tarumi'yi yıkmadı, Nishi'yi yıkmadı, Kita'yı yıkmadı. Hiç hasar da yok. Hanshin'i yıkmadı, eski Kobe'yi yıkmadı. Obaya geldi, Delta Obası'na, Kobe'ye yerle bir. Ey halkım, bakın. Şimdi iyi dinleyin. Burada depremin büyüklüğü 74 Hiroşima atom bombası. 66 Hiroşima atom bombası Tarumi'de, ölü yaralı sıfır. Kitaj, onlar da sıfır. Kobe'ye geldin. Kobe'de deprem günü 6500 insan, ya arkadaşlar lütfen anlamaya çalışın ya. 6500 kişi ya. Deprem günü öldü. 2011 depremi değil mi hocam? Yok değil, bu şey. 17 Ocak 1995. 95 mi bu? Ha, 95. O Tohoku, ona da yer veririz. Tamam. Ve devletin elindeki, bakın, bir tek evin camı kırılmadı oraya gelene kadar. Ovaya geldin, 50 kilo 60 kilometre geldin. 150 milyar dolar. Kocaeli depremi bundan buraya ulaşan enerjiden 2000 kat daha büyükken, bakın, evet, ve ulaşan enerjinden 2000 kat daha büyükken Kocaeli'nin yamaçlarında bir tek evin camı kırılmadı. Ya bundan daha acı. Ondan sonra kalkıyor, Japonya evleri iyi yapıyor diyor ya. Ya orası yok ya. Yeterin be. Yeterin ya. Ve şimdi hocam istiyorsanız kısa kısa toparlayalım. Şeye de geliyorsun. Otokuyu da vermek zorundayım. Çünkü tamam. Tabii. Bakın. Halk TV'de bizim Türkiye salladı resmen yani. Aygın insanları. Oradaki bir 40 dakikalık konuşmam. İki hafta sonra İrfan Değirmenci'nin eline bir şey tutturuldu. Onun da devrimci olduğunu bilen bir insanız, ekibiz. Ne diyor biliyor musun? Japonya'da 2011'de çok büyük deprem oldu, doğru. Tohoku depremi. Ve bu depremde sadece 6-7 kişi öldü. Mal, can kaybı yok. Yapılar beşik gibi sallandı. Ancak sağlam yapıldığı için mala ve cana zarar gelmedi. Şimdi sıkılıyorsunuz. Tarihini veriyorum. Girsin insanlar görsünler. 2020'nin 14 Şubat'ı. Şimdi bak, ölü yaralı yok dedi. Şimdi bakalım. Toplam zarar 360 milyar doların üzerinde. Anlıyor musunuz? 360 milyar doların üzerinde. Peki, görüntülü kanıtı vesaire, ölümler 20 bine ulaştı. Yaralı şunu geçti. 120 binden fazla bina yıkıldı. 720 yarı hasarlı hasar aldı vesaire. Arkadaş, bunu düzeltmediler biliyor musunuz? 3 yıl boyunca da bize kimin bunu sizin elinize sunduğunuzu söylemediler. Ya hocam yani burada da şimdi şöyle, bu yanlışlığı yapan pek çok televizyoncu var. Şu anda da yapılıyor. Ama yani benim için Halk TV'de, Tele1'de yapamazsın. İrfan Değirmenci de belki bir hatalı bir bilgi eline geçmiştir diyorum. Yani bile istedim bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bunu asla kabul etmem. Çünkü 2011 Tohoku depremi olduğu günden beri. Bu 2020'de konuşuyor bunu. Olduğu gün bu depremin yarattığı her şey yazıldı. Yani girip de Tohoku depremini kimisi de bir tıka basacaksın bu kadar ya. Tohoku depremi diye baksan karşına bunlar çıkıyor, bu rakamlar.
Tabii çünkü televizyon kanallarının araştırmaları lazım. Televizyonda da yapıldı benzer bir hata ama. Tabii yapıldı. Ben onun için zaten diyorum ki bu 3 televizyon ve buna benzer televizyon, bir iki televizyon daha var. Ya bunu iyi araştırmaları lazım depremi. Ona göre. Arkadaş hala yapmadılar. Ya yapın kardeşim. Yapın. Yani bana kimi verdiğim ama gidip adam öldürecek miyim ben? Öyle bir şey yapmayacağım ya. Yani insan sinir oluyor. Dolayısıyla özetle canım halkım, yapılacak acele şunu söylüyorum. 16 milyon insanımız, şimdi 18'e çıktı. 18 milyon insanımız depremden etkilenecek olan, depremden taşkından etkilenecek olan insanlar. Bunları acilen 20 milyar dolar diyelim. 20 milyar dolara acilen hemen bitişindeki kayıya çıkarabiliriz. Hemen bitişindeki, ovanın bitişindeki kayıyı, yani Bornova'yı ve Menemen ovalarını hemen yanındaki Yamanlara çıkarabiliriz. Hangi paraya? 20 milyar dolar tüm Türkiye için, Anadolu için. 2 yılda yaparız bu işi. Bir tek insanın burnunu kanatmayız. Hem taşkından, hem yer kaymasından, hem depremden. Peki 20 milyar dolar nereden bulacağız diyeceksiniz. Afet fonunda, deprem fonunda biriken para şu anda 44 milyar dolar oldu. 44 milyar dolar. Afet fonundaki paranın 20 milyar dolarına tüm insanlarını, tüm Anadolu'yu, doğal afetle Anadolu yerleşim projesini yapmaya hazırız. Siz de hazır olun diyoruz. Tamam mı? Yamaçlar daima şeydir. Yamaçlar şimdi, şeydir. Hocam özetle Kırgızistan'da Kırgızistan'da kayalık alan kaya, değil. Kaya. Dağlar. Derin olduğu için yıkmadı diyorsunuz. Her tarafı da. Bir de keşke daha derin olsaydı. Derin olunca, derin oldukça şey yapar. Kaya içerisinde ilerlediği için, yani evet, önemli bölümünü, yani 7 kilometre bu kaya içerisinde geldiğinde iyice düşüyor. Anlatabildim mi? Ama bizimki evet, gibi evet, öyle 5-6 kilometreden geldiğiniz zaman onun belki, çünkü karesiyle düştüğü için belki 100 katı düşüyor. Anlatabildim mi? Yani o derinde olduğunda kaya içerisinde ilerlerken deprem enerjisi düşer Ayşe Hanım. Evet. Fakat ovaya girerken fırlar. Ovaya girerken 4000 kat artar. Hani şu şekli göstermiştim ya ben size. Şu şekli. Bakın. Evet. Kaya 17 kilometrede olduğu için. Ya, kayalık oldu. Evet. Kayalık. Ha. Ya yüzeye yakın olsa 5 kilometreden gelecek. Aynı büyüklükte tamam de. Yani Kırgızistan'da bu nedenle büyük bir yıkım olmadı. Kırgızistan'da tabii son depremde. Ha tabii. Evet, Japonya'da biliyoruz zaten. Şimdi evet hocam, görseli alabilirsek isterseniz son görseli kapatabilirsek. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bize olanağı verdiğiniz için ekibim adına da çok teşekkür ediyorum. Diyoruz ki içeriden ve dışarıdan saldırılara karşı dayanışma içinde olup tek kılavuzumuz bilim ve sanat olmalıdır. Bilim ve sanattır. Bu iki ağaç da Sinop'ta, Kıbrıs'tan gördüğünüz gibi birisinin de eteğinde su var, birisinin eteğinde de toprak var, besin var. O suyu ona veriyor, o da ona topraktan mineral gönderiyor dayanışma içerisinde. İşte ağaç kadar olamadık be. Ağaç kadar olamadık, evet hocam. Ağaç şimdi kadar hocam ben de tekrardan şunu söylemek istiyorum. Büyük televizyon kanallarının, özellikle muhalif televizyon kanallarının bunlara yer vermesi gerekiyor. Yer verilmediği zaman yanlışlıklar olabiliyor. Tekrar edelim. Örneğin Japonya'daki son yılbaşı depreminden sonra, yeni yıl depremi olarak adlandırılıyor. Japonya'daki depremden sonra. Son depremden sonra özellikle evet, orta tarafta yok edebilirsek. En son ben de onu tekrar etmek istiyorum tekrardan, yanlışlık olmasın diye. Biz de muhalif kanalları her şeye rağmen ben de özellikle işte Emre Kongar'ı, Merdan Yanardağ'ı istiyorum ama bu Japonya'daki depremden sonra gene 3 veya 4 Ocak'tı. İşte Merdan Yanardağ işte Japonya'da deprem oluyor ama tek bir bina yıkılmadı dendi ama ölü de yok dendi. Fakat ölüler var, yaralılar var. 300'ün üzerinde insan öldü sizin dediğiniz gibi. Ve binalarda korkunç bir yıkım var. Şimdi bu bence yeterince araştırılmaması veya bilim insanlarının o televizyona çıkarılıp yeterince yer verilmemesinden bir yani kaynaklanıyor ve hazır bir konuşma olmuş gibi geliyor. Bunların bence düzeltilmesi gerekiyor. Ben de size katılıyorum o konuda. Yani ama İrfan Değirmenci veya Merdan Yanardağ bunu söylediğimiz gibi belki bir art niyet falan değil. Bu alışılmış bilginin tekrarından kaynaklanıyor. Ezberletilmiş bilgi var. Çünkü diğer başka pek çok kanalda çıkan hep aynı deprem uzmanı olarak
sunulan insanlar hep aynı şey söyledikleri için böyle bilimsel gerçekler yer bulmayınca haberciler de benzer şeyleri tekrar etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü bakıyorlar bilim insanı böyle söylüyor televizyona çıkarılan. Yani bu aslında habercilerin direkt bir hatasından kaynaklanmıyor. Bilim insanı öyle söyleyince haberci de oradan aldığı hazır bilgiyle konuşuyor. O şekilde oluyor. Yanılgı buradan kaynaklanıyor bence. Yani inanılmaz güzel özetlediniz. O zaman çözüme gitmemiz gerekiyor ya. Bakın bir tane şey göstereyim. Deprem dalgası kayada şu hareketi yapar. Bitti. Hemen biter. Ovada ise ne kadar sürdü? Durdu, o devam ediyor. Bu kadar açık ve net olan bir olay fiziğiyle. Evet. Başka bir olay Ataşehir'de çok teşekkür ediyorum o dostlarımıza, dinleyenlerden Ataşehir'de Kadıköy Belediyesi gelmiş şey yapacak, siz söyleyiverin, örnek alacak, örnek bak tak taşıyıcı sistemi kıracak, ondan sonra laboratuvara götürecek, ben yapacak, onu kovalamışlar Göztepe'de, özür dilerim, Göztepe'de. Şimdi onu anlatıyorlar, çekim de yapmışlar. Ya çünkü canım halkım, sakın gerçekten kovalayın. Evinize gelip de evinizin kirişinden, kolonundan takır takır alıp donatıyı kesecek şekilde ve fitili çekilmiş bombadır o. Bir de çekilmiş bomba. Tabii. Evet, sağlam evi de yıkar yani. Bunun için bakın 1930'da esas bulunur ama kullanmaya başlaması olayı 1960'tır. 1960'tan bu yana. Yani düşünebiliyor musun? 64 senedir kullanılıyor. Ya ister şöyle tutun, başka bir değer verin. İster böyle tutun. Yani kirişe ise böyle tutarsınız da. Kolona şöyle tutun. Hemen tık tık. Ya bir şey kırmıyorsunuz. Sıvasını bile dökmeyeceksin ya. Vurdun ve şuradan da okuyorsun. O kadar. Böyle bir alet var. Bu aletin adı ne hocam? Ben sağlıklı 3000 deney yaparım. Onlar sakat. Bir deney yapana kadar ben 3000 tane sağlıklı deney yaparım. Bunun adı ne hocam? Bunun adı ne? Simit çekici. Simit çekici, tamam, söylemişsiniz daha önce. Yani simit çekiciyle binaya hasar vermeden, karot alınmadan depreme dayanıklı mı değil mi anlaşılıyor. Tabii yani depreme dayanıklı olayı da depreme dayanıklı diye bir olay yok kardeşim. Ovadaysa pop fabrikasından daha dayanıklı ev mi yapacaksın? Tabii. Yani genel olarak kayada... Şöyle bir şey var. Kurumun bu imarafı dedikleri olay. Ya projesinde 20 tane kolon var. 10 tanesini yapmışlar, kesmişler. Aşağıda bilmem ne yapacak vesaire. Veya 20 katlı binaya 24 kata çıkarmışlar. İmarafı çıkacak diye hemen o arada çıkarmışlar böyle çok gözde olan yerlerde. Ya böyle bir şeyde rüzgardan da yıkılır. Bakın. Ya rüzgar... Bir daha şeyse zaten yıkılır. Ha, evet. Eski yani veya sağlam ise. Devirme gerek yok. Rüzgardan yıkılır. Kolonunu yıkın, kayada olsun, kolonunu yıkın, bir şey olmaz demiyorum ki. Böyle diyenler de çıkıyor. Bakın hasarlıysa yıkılabilir zaten. Hocam ben size bir şey daha son olarak sormak istiyorum. Ben Antakya'ya bu büyük depremden sonra gitmiştim bir sene önce. Kahramanmaraş depreminden sonra. Çekim de yaptık orada. Yalnız şöyle bir şey vardı. Bazı binalar gerçekten yıkılmamıştı. Yeni gibi gözüken bazı binalar. Ancak zemin katlarına çökmüştü. Zeminleri çökmüştü. Yani sağlam, üstü sağlam ama şöyle bir şey vardı. Bina alta doğru çökmüş, sağlam gibi gözüküyor ama temelde sıkıntı var. Bir, ikincisi sormak istediğim, televizyonda çıkan bir mühendis çok iyi bir bina yapmıştı. Yani bardak bile kırılmadı şeklinde. Yani böyle bir iki sağlam bina acaba bulunduğu nokta itibariyle mi yıkılmadı? Kayanın üzerinde miydi? Asla kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. İki nedenle. Bir tanesi kolay olan. Anayasamız ve yasalarımız gereği ovaları tarım dışında kullanamazsın. Birisi o. O basit. Sormak istiyorum ben. Neden? Tekine geleceğim. Dur bir dakika daha. Bitmedi. Tekine geleceğim. İkincisine geleceğim. Maraş'ta da Maraş o geniş ovanın içerisinde bir adanın üzerinde yıkmadı değil mi? Adanın üzerinde yıkmadı. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Maraş'ta şu anda hala çökmeye devam ediyor. Bakın 1 milyon sene sonra 10 metre derinde olacak. 10 metre altında, özür dilerim. O
Çünkü şimdi işte, iki birim doldururken üç birim de şey yapıyor. Siz söyle verin. İki birim düşüyor aşağıya. Üç birim de nehir dolduruyor. Nehir dolduruyor orada. Evet, çöküyor demişsiniz. Nehir doldurduğu için burası aşağı düşecek ama bugünkü kodundan da belki 10 metre daha yukarıda olacak. Ama oval olacak. Şey aşağıda olacak. 10 metre aşağıda olacak. Çiğdemtepe. Bunun gibi çok örnek var. Şimdi Maraş Ovası'nda da Antakya'da da 1 metre aşağıda da kaya olan yerler var. 4 metre aşağıda. Kayada yıkmamıştır yani. O yer kayadadır. 20 metre olunca etki. Bakın 20 metreden yüzeye yakınsa yıkmaz. Kaya çünkü küçük bir bölüm de veriyor. Dalga küçük bir bölüm de verip gidiyor. Anlatabildim mi? Bakın küçük bir bölümde 10 metre şimdi bir saniyede 100 metre gittiğini düşünsün. 10 saniyede 0,1 saniyede geçip gidiyor. Niye yıksın ki? Ya niye yıksın 0,1 saniyede geçip gidiyor? Yani herhangi bir kaya zemindedir o zaman. O bina daha altı kayalık bir zemindir. Altı tabii altı değil. Altında kaya. İki başka olaylar da var. Mesela bir yol geçiyor ya da kanal var orada. Kanal olan sıra depremde sağdan gelmişse hepsi yıkılır. Bakın hepsi yıkılır. Eski bir dere yatağı vardır. Doldurmuştur. Eski bir dere yatağı vardır. Doldurmuştur. Depremde sağdan geldi. Hepsi yıkılır. Ama solundaysa dere, eski dere, solundaysa ya da eski kanal veya mevcut kanal, solundaysa sağından gelen yıkar. Bu kadar basit. Yani, Anladım. Oluşuna göre. Evet. Yıkmaz biliyor musunuz? Tam tersinden gelirse de yıkmaz. Dolayısıyla deprem dalgasının geliş yönü son derece önemli. Altında kaya uzaklığı önemli. İşte Ayamama Vadisi'nde yıkamıyor. Yıkamama nedeni çünkü genişliği 50 metre. 50 metre olduğu için mesela kayaya giriyor. 50 metre olduğu için yıkamıyor. Anladım. Hemen kayaya girdiği için oraya sirayet ediyor. Elbette. Hemen kayaya geçiyor. Kayadan çıkıp öteki kayaya geçiyor. Çünkü Ayamama Vadisi. Ya 50 metre bir saniyede 50 metre hızı olduğunu en düşük hızının 50 metre olduğunu düşünürsen toprak içerisinde giriyor bir saniye olmadan yine kayıya geçiyor. Anlatabildim evet. mi? Durmuyor yani o nedenle boşaltabiliyor. Boşaltabiliyor yani. Evet hocam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok açıklayıcı oldu. Yine konuşuruz, program yaparız. Hocam tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.